zor günlerdi. Dört bir yanımız kuşatılmıştı. Yedi düvele karşı mücadele ediyorduk. Ama vatan bir taneydi. Bayrağımız tekti. Boyunduruk altına giremezdik. Girmedik de nice kahramanlar çıkardı bu millet. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı. Bir olduk, birlik olduk ve kazandık. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindi artık. 29 Ekim 1923'te bu ülkenin tarihini yeniden yazdık. Gücümüz geçmişten geliyordu. Pes etmek yakışmazdı. Ayağa kalktık, mücadele ettik, ürettik, hiç vazgeçmedik. Kendi yolumuzda yürüdük. Biz Cumhuriyet'ten ilham aldık. Hayaller kurduk ve başardık. Yarınları daha güzel, daha temiz, daha düzenli, daha modern hale getirmek için Cumhuriyetimizden aldığımız gücü kullandık. On binlerce öğrencimiz ve mezunumuzla çeyrek asıra yaklaşan tecrübemizle daha iyi bir dünya için çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Biz ikinci yüzyıla hazırız. Nice yüzyıllara Türkiye'm. Bir şehir, 24 saat yaşayan, geçmişten geleceğe köprü olan, dünyanın, medeniyetin, tarihin merkezi konumunda. Bir şehir, ulaşımın, lojistiğin, teknolojinin, ticaretin merkezi olan, dünyanın hayran kaldığı bir miras. İstanbul. Bir üniversite, sana değer veren, fikirlerini hayata geçiren, hayallerini büyüten, yarından önce olman gereken, dünyanın en güzel şehrinden geleceğe açılan bir kapı. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Burası başka bir dünya. 20 yılı aşkın tecrübesiyle büyük bir güç. 6 fakülte, 5 enstitü, 1 meslek yüksekokuluyla, araştırma ve uygulama merkezleriyle dev bir bilim üssü. On binden fazla öğrencimizle biz burada dünyanın gelişimine katkı sunuyoruz. Teknolojinin, bilimin, tekniğin, yeniliğin, araştırma ve geliştirmenin merkezinde yer alıyoruz.
fikirlere destek veriyor, gelişimin önünü açıyor, girişimin yanında duruyoruz. Sporun, sanatın ve kültürün içinde bir eğitim sunuyoruz. Gelecek için projeler üretiyor, sağlam yarınlar için çalışıyor, bilimi hayatın merkezine alıyoruz. Öğrencilerimizi iş dünyasının kalbinde eğitiyoruz. Huzurlu ve sakin sosyal imkanlarla bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Hayata mutlu bakıyoruz. Biz geleceğe burada hazırlanıyoruz. Bir farkın olsun diyoruz. Yarından önce olman gereken yer. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Berra Dündar, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 3. sınıf öğrencisiyim ve Deve İletişim'den de çap yapıyorum. Orada da 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yaz karıncaydım. Hatta beklediğimden daha fazla böyle bir yoğunluk içinde geçti bu yazımız. Çekimler olsun, tanıtım günleri olsun bayağı yoğun bir yaz oldu. Bu yaz sosyal medya içeriği yaptık. Sosyal medya danışmanlığı, onun içerik üretimi, paylaşımı gibi birkaç hesapla anlaştık. Onun dışında okulun tanıtım günlerinde çalıştık. Tanıtımda radyo asistanlığı yaptık. 3 hafta boyunca orada bulunduk. Onun dışında farklı farklı yerlerde çekimlere gittik. Düğün çekimine gittik, ürün çekimine gittik. Öyle geçti. Okulda öğrendiklerim kesinlikle işime çok yaradı. Arka planda, kamerada zaten hocalarımızla birlikte çekim yapmayı başından sonuna kadar öğrenmiştik. Onların hepsini kullandım. Işıktan kurgusuna kadar her şeyi en temeliyle öğrendik okulda. Onun haricinde nasıl bir şeyler yapılır, onlar nasıl daha güzel gösterilir, nasıl çekimler daha iyi hale getirilir, bunların en basitinden kafa boşluğundan açısına kadar her şeyini öğrendik. Radyo asistanıydık. Aşağıyı böyle coşturduk birazcık müziklerimizle birlikte. Onun dışında ben sadece radyoda durmadım. Radyo dışında da TV stüdyosunu gezdirdim. Böyle birkaç arkadaş rica etti orayı bilen biri olarak bize de bir şeyler anlatır mısın diye. Onun haricinde bizimle gelen öğrencilerle de konuştuk. Merak eden okulda bir şey yapabilir miyiz? Okul bize nasıl bir fayda sağlar? Stüdyolar nasıl? Gibi şeyleri böyle açarak konuştuk. Onlara hem bilgi verdik hem radyoda arkadaşlarla birlikte çok güzel şarkılar, müzikler dinlettik. Ekstradan çok fazla çevre de edindik. Network olarak da tanıtım günlerinde okulun çoğunu tanımış da bulunduk. En güzel anılarımızdan biri aslında tanıtım günlerindeydi. Arkadaşlarla çok eğlendiğimiz, çok verimli geçen bir 3 hafta oldu. Onun son gününde de bir mangal partisi yaptık ve onda rektörümüzden dekanımıza kadar herkes bizimle gurur duyarak çok güzel işler çıkardığımızı ve 3 haftayı çok güzel geçirdiğimizi söylediler. Onun dışında hocalarımızla çok güzel etkinlik çıkardık, çok güzel videolar yaptık. Çok verimli ve çok asla unutamayacağım mükemmel bir üniversite anısı oluşturdu bana o zamanlar. Sosyal medya işinde çekimini, kurgusunu, paylaşımını, yazısını her şeyini bizim yaptığımız bir süreç oldu. Mekana gidiyoruz, çekim yapıyoruz. Nasıl çekim istediklerini soruyoruz. Ne tarz bir şey istiyorsunuz diye soruyoruz. Onun çekimini gerçekleştiriyoruz. Çekimden sonra kurgulama aşaması oluyor. Kurgudan sonra da bunun paylaşımı oluyor. Paylaşım yaparken altta yazacağımız yazıya hashtaglere kadar her şeyini biz yapıyoruz. Paylaşımdan sonra da onun sayfanın düzenliliği, devamlı sürekli paylaşım yapmak gibi şeylerle biz ilgileniyoruz. Bu yaz ders çıkaracağım hatalarım da çok fazla oldu ama en önemlisi şunu öğrendim. Kesinlikle bir işe başlamadan önce her şeyi en baştan konuşmanız gerekiyor. Ne yapacağınızı önceden belirlemeniz, nasıl bir iş ahlakınız olacağı, ne çekeceğiniz, nasıl çekeceğiniz. Bunun en önemlisi ücret konusu. Çünkü bizim gibi sosyal medya işi yapan insanların en büyük zorluklarından biri ücret konusu oluyor genelde.
ücret tarzı şeyleri en baştan konuşulması gerektiğini, hani bunlara değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonradan gelen kişi işte şey falan diyor. Ya hani iki şeyle çekiverdiniz, iki dakikada yapıverdiniz, ne olacak işte, ne bu böyle gibi şeylerde bulunuyorlar. Ve bizim aslında çok büyük emeklerle yaptığımız şeyleri sanki 5 dakikalıkmış gibi gösteriyorlar. O yüzden bunları en başta konuşmak ve en önemli eklemek istediğim nokta, kurguyu asla ve asla müşterinin yanında yapılmaması gerektiğini öğrendim. Çünkü biz yaparken onlar çok basitmiş gibi algılıyorlar bu durumu ve bize şöyle bir cevap geldi, ya 5 dakikada yaptınız hani. 5 dakika için mi bu kadar şey yapıyorsunuz gibi şeyler dediler. O yüzden asla ve asla işverenin yanında kurgu yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz güzel bir network oluşturduk. Aslında bu yaz benim yaptığım en güzel şeylerden biri network oluşturmak oldu. Çok fazla insanla tanıştım, çok fazla çevre edindim ve bunun en basitinden çekim yaptığımız mekanda televizyonda çalışan insanlarla tanıştım. Onun dışında bir sete gittik ve sette sanat yönetmeni asistanlığı yaptık. Sanat yönetmeni asistanlığı yaptık ve orada aslında oradaki insanlarla da set ortamını görünce çok hoşuma gitti. Çok zorlu bir ortam ama yapabileceğim ve çok eğlendiğim bir alan olduğunu fark ettim ve staj için aslında hani başvurabileceğim alanları böyle belirlemeye başladım bu sene. O yüzden şu an staj içinde birkaç görüştüğüm ve düşündüğüm yer var. Bundan sonraki uzun bir süreçte karınca ama ondan sonrasında Ağustos böceği olmayı düşünüyorum. Yani çok çalıştıktan sonra birazcık da dinlenmek istiyorum. Ama şu anlık hedefim karınca olmak. Benim gibi öğrencilere şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok fazla insanla tanışın, çok fazla kişiyle konuşun. Hani tanışabildiğiniz kadar insanla tanışın. Bu kim olursa olsun konuşun, edin, insanları tanıyın. Çünkü onlar size çok güzel, hani hiç beklemediğiniz yerden bir şeylerle gelebiliyorlar. En basitinden sosyal medya işi gibi. İyi çekiyor, işte bak öneririz, hani bu öneri üstüne tarzı şeyler yaşanıyor. Ya da bir set ortamına girdiğinizde mesela en önemli şeylerden biri aslında yakınlarınızla da iş yapabilmek bir noktada. Çünkü insanlar güvendiği kişilerle iş yapmak istiyorlar. O yüzden network çok önemli. Network edinin, girebildiğiniz her alana girin, yapabildiğiniz her şeyi deneyimleyin. Stüdyo olsun, yani TV olsun, radyo olsun, özellikle de bizim okulda böyle bir avantaj varken bunları kullanmak gerekiyor kesinlikle. Ben çoğu yaptığım şeyi buralarda edindim. Yani hocalarımla birlikte en baştan sıfırdan başlayarak çok güzel yerlere getirdik. 3 sene çok dolu dolu geçti benim için. Kesinlikle buralara gelmelerini öneriyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin öğrenci uygulama kanalı Tim TV birbirinden renkli içerikleriyle yayınlarına devam ediyor. Eğer sen de bir fikrin var diyorsan burası senin kanalın. Beraberce düşünelim, planlayalım ve uygulayalım. Eğlenceli çalışma ortamımıza görev alıp içerikler oluşturabilir, kamera kullanmayı, kurgu yapmayı öğrenebilir, tecrübe kazanıp portfolyona harika işler ekleyebilirsin. Hangi fakülteden olursan ol fark etmez. Fikrini ve enerjini kap gel. Seni bekliyoruz. İletişimi seviyoruz. Biz iletişimciyiz. Ben hiçbir şey bilmiyordum buraya geldiğimde. Ben bölüme gelirken biraz daha kurumsal bir şey bekliyordum. Hani halkla ilişkiler denince aklıma direkt kurumsal geliyor. Reklamcılıkta da hani belki bir ortası vardır diye bekliyordum. Ama gerçekten hani bu kadar güzel bir bölüm olduğunu, bu kadar eğlenceli, aktiviteli bir bölüm olduğunu düşünmüyordum. Bölüme gelirken böyle bir ortam bekliyordum, böyle bir atmosfer bekliyordum. Dilediğim gibi de oldu. Hocalarımızla aramız çok iyi. Sosyal medyada bile takipleşip beğeni yapıyoruz. İstediğimiz zaman ulaşabiliyoruz onlara. Ben çok memnunum. Bütün akademik hocalarımızın hani şöyle bir mottosu var genellikle benim gördüğüm kadarıyla. Hani öğretmek, paylaşmak ve hani öğrendiği bir bilgiyi anında öğrenciye paylaşmak. Hocalarımızla aramız çok iyi. Bize sonuna kadar destek oluyorlar. Hani yanımızda olduklarını hissettiriyorlar. Hani dersler açısından olsun, etkinlikler açısından olsun hiçbir zaman yardımlarını eksik etmiyorlar. Her zaman yanımızdalar. Hocalarımız bize karşı çok samimi.
Hani çok içten ve hani normal bir günde sanki bir hoca değil de bir abi, bir abla, hatta bazen bir anne, bir baba bile oldukları oldu. Diğer üniversitelerde olmayıp bizim üniversitemizde olan şey, benim de ikinci üniversitem ve bu okulun akademik kadrosu çok güzel. Hocalarımızla daha iyi iletişim kurabiliyoruz ve istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Diğer üniversitelerde olmayan, bizim üniversitemizde olan, çünkü ben diğer üniversiteden, başka bir üniversiteden geldim. İçtenlik var, arkadaşlık var, çok güzel ortamlarımız var. Üç kelimeyle üniversitemi anlatacak olursam, bir, reels çekmek, iki, predist, üç, keyfi sabahlamak. İş, tecrübe ve beceri. Predist, samimiyet ve bir cümle söyleyeceğim şimdi, okul evimiz. Ben Eda Elmas. 5'te 5 programımızda bugün birbirinden farklı yarışmacılarımızla birlikte olacağız. İlk yarışmacımızı tanıyalım. Merhaba, ben Şafak Ergün. Görsel iletişim tasarımı öğrencisiyim. Bu sene katıldım, 1. sınıfım. İstersen başlayalım. Başlayalım. Tamam. İlk sorumuzu alalım. İlk atom bombası atılan şehir hangisidir? A. Tokyo. B. Hiroşima. İkinci Dünya Savaşı'nda atılmıştı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Amerika atmıştı hatta. Hiroşima diyeceğim. Tamam. B, son kararın mı? Evet, son kararım. B. Hiroşima son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Tarihle ilgili misin? Evet, tarihle ilgileniyorum. Hatta birçok belgesel izledim bunun Neyse. Hakkında. Ne kadar bir bilgin var mesela hani? Çoğu şeyi bilirim tarihle ilgili. Tebrik ediyoruz seni. İstersen ikinci sorumuza geçelim. Geçelim. İkinci sorumuz gelsin. Kameranın oluşumunda hangi iki isim etkili olmuştur? A. Louis Le Prince, Jean Zen, B. Wright kardeşler. Aslında çok bir bilgim yok bu konu hakkında. Sallayacağım. Wright kardeşler daha yakın geliyor şu an. Tamam. Emin misin? Emin değilim ama son kararım. Peki, B şıkkımız Wright kardeşler. Doğru mu diye kontrol edelim. Salladım zaten. Olsun, sağlık olsun. İstersen başka sorumuza geçelim. Geçelim. Sorumuz gelsin. Tanrı'nın eli lakabıyla anılan futbolcu kimdir? A. Pele, B. Maradona, C. Ronaldinho. Sence? Ronaldinho değil. Pele ve Maradona arasındayım. Hatta Dünya Kupası'nda atmıştı golü. Evet. Ve sayılmıştı eliyle atmasına rağmen. Ama Pele mi Maradona mı onu hatırlayamıyorum tam. Maradona diyeceğim. Tamam. Son kararım mı? Evet, son kararım. Maradona son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Doğru hatırlıyorum seni. Evet. Erkekler zaten futbolla ilgililer evet. Genel Ama olarak. Ama çok eski olduğu için bir hatırlayamadım. Evet, evet. Sonrasında aklıma geldi. Evet. Futbolla pek ilgili misin? Çok fazla ilgilenmiyorum ama Beşiktaş'ın maçlarını izliyorum sadece. Fanatik bir Beşiktaşlısın o zaman. Evet, fanatikim. Peki. İstersen diğer sorumuza geçelim. Geçelim. Diğer sorumuz gelsin. Sanayi devrimi hangi ülkede başlamıştır? A. Osmanlı, B. Almanya, C. İngiltere, D. Fransa. Tarihle ilgilendiğimi söylemiştim. Evet. Osmanlı değil. Evet. Almanya ve Fransa o zamanlar birbirleriyle yarışıyordu. Sanayi devrimini başlatamadılar. Hı hı. İngiltere başlattı. Tamam. Son kararım mı? Son kararım. C. İngiltere son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Zaten genel kültür olarak bilinmesi gereken bir bilgiydi diye düşünüyorum. Evet. Evet. Tamam. Diğer sorumuza geçelim istersen. Geçelim. Tamam. Diğer sorumuz gelsin. Star-Lord, Gamora ve Groot hangi film serisinde yer alan karakterlerdir? A. Transformers, B. Fantastic Dörtlü,
C. Galaksinin Koruyucuları. D. Yüzüklerin Efendisi. E. Harry Potter. Filmlerle ilgili misindir? Çok fazla bilim kurgu izlemiyorum. Ama Star-Lord, Gamora ve Groot biraz tanıdık geliyor. Hı hı. Transformers'da yoktu. Evet. Harry Potter'da da yoktu. İzlemiştim Harry Potter'ın tüm serisini. Yüzüklerin Efendisi'ni hatırlamıyorum. Fantastic Dörtlü hangisi bilmiyorum. Ama Galaksinin Koruyucuları Star Wars herhalde. O yüzden Galaksinin Koruyucuları diyorum. Son kararım mı? Evet, son kararım. Tamam. C son kararı, kontrol ediyoruz. Tebrik ediyoruz seni, 65 puanla uğurluyoruz. Gitmeden önce söylemek istediğin bir şeyler var mı? Teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Bir diğer yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum. İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. İlk senem. Yarışmayı duydum. Evet, çok beğendim zaten. Team TV'yi de izliyoruz. Team TV'de birçok bölüm vardı. Biz de devam ettirmek istiyoruz. Sorulara geçip ne zaman geçeceğiz? Çok heyecanlandım çünkü. Tamam, sorulara geçelim. İki ayaklı en hızlı koşan kara hayvanı hangisidir? A. Deve kuşu. B. Kaz. Tabii ki sorunun cevabını az çok biliyorum. Eskiden savaşlarda kullanılmış. A. Deve kuşu demek istiyorum ben. Son kararım mı? Son kararım. A. Deve kuşu son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. İstersen diğer soruya geçelim. Tabii ki söyleyeceğiz. Tamam. Diğer sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi sodyumun simgesidir? A. Na. B, S. Ben çok aram yok aslında bu fen bilimleriyle veya o tarz derslerle, şeylerle. Ama sodyum dediği için ben S olarak da düşünebilirim. Şu an ters psikoloji yaparım. A cevabını da verebilirim. Biraz ters gitmek istiyorum. A demek istiyorum ben. Tamam. Son kararım mı? Son kararım. A son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Aklına mı geldi? Çağrıştırdın mı bir şeyi? Yani çağrıştırdı aslında, biraz göz aşinalığım vardı eskiden. Biliyorsunuz sınavlara girdik, üniversite sınavlarına. Evet. Yani biraz alışkındım aslında böyle şeylere. Biraz ters psikoloji yaptım, biraz da şans yani. Aslında bildiğimden değil. Peki ilgili misin normalde fenle? Yok, değilim. İzlemeyi severim ama. Tamam. Diğer soruya geçelim istersen. Diğer sorumuz gelsin. Filenin Sultanları Avrupa finalinde hangi ülkeyle karşılaşıp şampiyon olmuştur? A. İtalya. B. Sırbistan. C. Japonya. Evet, bu arada Filenin Sultanları tebrik etmek istiyorum. Buradan ne kadar evet, görebilirlerse bilmiyorum, görecekler mi ama takip ediyoruz. Çok büyük başarılar imza attılar. Ben B. Sırbistan demek istiyorum. Ben B. Sırbistan demek istiyorum. Tamam. B. Sırbistan son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyoruz seni. B şıkkı doğru çıktı. İlgili misin peki? Voleybolla pek aram yok aslında ama tabii sosyal medyadan bir de sporla ilgilendiğimiz için sürekli futbol mizah sayfaları bile paylaşıyordu. Evet. Destek çok büyük bir onur ve gurur olduğu için. Tabii ki yani. Bilmemezlik de olmaz diye düşünüyorum. İstersen diğer sorumuza geçebiliriz. Tabii geçebiliriz. Diğer sorumuz gelsin. Hangisi en büyük iç denizdir? A. Kızıldeniz. B. Azak Denizi. C. Baltık Denizi. D. Hazar Denizi. Yani aslında coğrafyayla pek aram yok aslında. Hani tarihten dolayı, tarihle çok ilgileniyorum. Seviyorum da dersini vesaire. Evet. Tarihten bildiğim kadarıyla, tarihin ortak şeyleri çünkü, bilim dalları. Ben bu soruya biraz çok arada kaldım aslında. Eleyerek gidebilirsin, vaktin daha var. Ya, eleyerek değil de biraz oldukları yerleri biliyorum. Ben Kızıldeniz demek istiyorum bu sorunun cevabına. Ya aklıma sanki öyle kalmıştı, hatırlıyorum. Tamam, A Kızıldeniz kararı. Son kararı demek istiyorum. A Kızıldeniz son kararı. Kontrol ediyoruz. Yanlışmış bu arada. Evet, Hazar Deniz'iymiş. Sana Kızıldeniz'i düşündüren ne oldu? Kızıldeniz ya biraz aklımda, işte aklımda kaldı. Çağrışım yaptı. O daha yakın geldi. Büyük keşke ihtimalle başka Hazar bir şeyle karıştırdın.
Evet. Olabilir. Olsun. Daha sorularımız var. İstersen diğer soruya geçelim. Tabii geçebiliriz. Diğer sorumuz gelsin. Uluslararası Emmy ödülü alan ilk Türk erkek oyuncu hangisidir? A. Selahattin Paşalı, B. Aras Bulut İynemli, C. Çağatay Ulusoy, D. Ahmet Mümtaz Taylan, E. Haluk Bilginer. Yani pek oyuncuların hayatıyla ilgili bir bilgim yok. Tabii hepsinin dizilerini izlemiş biriyim. Yani televizyonda vesaire. Selahattin Paşalı'yı, onun hakkında hiç bilgim yok. Sıfır. Evet. Aras Bulut İynemli, Çağatay Ulusoy, Haluk Bilginer falan. Bayağı biliyorum aslında. Haluk Bilginer'in Twitter'da bir şeyi vardı hatta. Bayağı mizah konusu olmuştu. Evet. Çocuklar Duyması'nda Haluk da karıştırılıyor. Evet, Tamer Karadağlı. Karadağlı'yla çok gerçekten karıştıran çok var. Evet. Onları bilmeleri lazım artık. Yıl olmuş 2023. Ben bu soruda aslında pek bilgim yok. Haluk Bilginer demek istiyorum. Son kararım mı? Çünkü ismini çok duyduğum birisi. Evet. Son kararım Haluk Bilginer. Tamam. Haluk Bilginer son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Doğruymuş, evet. Son sorumuzu da bildi. Teşekkür ederim. Seni 55 puanla uğurluyoruz. Teşekkür ediyorum. Benden sonra gelecek yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Evet, dengeler değişti şu an. Son yarışmacımız 55 puanla uğurlandı. İlk yarışmacımız da 65 puandı. Bakalım şimdiki yarışmacımız kaç puan alacak? Evet sevgili izleyiciler, bir diğer yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldin, seni tanıyalım mı? Hoş bulduk, ben Yavuz Selim Çörek, medya iletişimi öğrencisi, 1. sınıfım. Bu sene daha geldim okula. Henüz okula alışmaya çalışıyorum tabii. Çok memnun kaldım okuldan. Öncelikle böyle de bir program olduğunu duyduktan sonra da tabii yer almak istedim. Önceki programlara baktım, izledim. Çok beğendim, çok keyifli. Bir önceki arkadaşlarım da gayet iyi puan aldılar. Onlara yetişmeye çalışacağım. Belki geçerim, belki geçemem. Onu göreceğiz şimdi bakalım. Peki kazanacağım diye bir iddiam var mı? Şimdi iddiam tabii ki var ama yani hiç belli olmaz. Belki zor bir soru gelir, soruya da bağlı tabii. Eğer ilk başlangıcı güzel yaparsam devamını getireceğimi düşünüyorum. Tamam. İstersen geçelim sorulara. Tabii geçelim. Birinci sorumuz gelsin. 1 Ocak 2005 tarihinde Türk lirasından kaç sıfır atılmıştır? A 7, B 6. Bunu genelde büyüklerimden muhabbet arasında duymuştum. Babam anlatırdı mesela, eskiden böyleydi falan diye. Paralarda şu kadar sıfır vardı. Onlar daha sonra atılıyordu ama sanırım 6'ydı, 6 olması lazım. 7'nin olduğunu düşünmüyorum, hiç duymadım paradan 7 sıfır atıldı diye. Zaten 7 haneli olması lazımdı. Evet. 6 atıldı. 6 demek istiyorum ben, 6. Son kararı mı? Son kararı. B, 6 son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Diğer sorumuza geçelim mi? Tabii geçelim. Diğer sorumuz gelsin. Vatandaşlık alan ilk robot hangisidir? A, Sophie. B, Erika. Bu robot ile ilgili olan konuda geçen gündem olmuştu sanırım Oğuzhan Uygun programında. Evet. Sofya'ydı sanırım ama vatandaşlık aldı mı almadı mı onu bilmiyorum. Vatandaşlık alan robot olarak hiç bilmiyorum öyle bir şey olduğunu ama Sofya diyeceğim sanırım. Erika'yı hiç duymadım çünkü. Gündem olduysa Sofya ismi büyük ihtimalle o almıştır. Yanlış da çıkabilir ama emin değilim tam. İstersen düşünebilirsin, daha vaktim var. Sofya'dır bence ya bu. Ben Sofya demek istiyorum buna. Son kararım mı? Son kararım. A, Sofya son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Sofya çok garip bir proje aslında. Evet, ya biraz tüyler ürpertici gerçekten. Evet. Yani insan gibi olmuş bir nevi. Millete laf falan sokuyor yani böyle çok tuhaf. Gerçekten evet, korkutucu. Evet, Oğuzhan Uğur'un programında özellikle. Evet. Şok uğratan sözler söylemişti. Tabii, evet. Herkes şok olmuş. Senin peki düşüncelerin neler bu robotlaşma dünyasında? Yani aslında teknolojinin gelişmesi, robotlaşma bunlar önemli şeyler olması gereken ama çok da fazla ileri gidilmemeli bence yani bu konuda. Evet. Belli bir sınır olması gerekiyor, belli bir yerde durulması gerekiyor. Evet, evet. Hatta Stephen Hawking de bir kitabında sanırım şeyden bahsediyordu,
robotlaşma aslında insanın sonunu getirecek diye. Evet. Peki sen buna katılıyor musun? Katılıyorum. Böyle bir sözü duymuştum tabii. Kitabını okumadım ama bu söze katılıyorum tabii. Belli bir sınır olması gerekiyor yani robotlaşmanın. Teknoloji ne kadar ilerledikçe zaten insana çok gerek kalmayacak. Evet. Bu da yani insanın sonu demek oluyor aslında. Evet, evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Diğer sorumuza geçelim istersen. Tabii. Diğer sorumuz gelsin. Hangisi Asya kıtasında yer almamaktadır? A. Pakistan, B. Vietnam, C. Yeni Zelanda. Bu soruyu da biliyorum. Vietnam, Orta Asyalarda böyle daha çok Japonya'nın ve Çin'in altında olduğunu biliyorum ama şu an tam karıştırıyor da olabilirim. Hı hı. Pakistan'da daha Hindistan'ın hemen komşusu zaten yanları. Hatta kavgalılar bayağı geçmişte savaşlardan falan. Evet. Yeni Zelanda'nın ama Avustralya kıtasında olduğunu biliyorum. Hemen zaten yani hatta dip dip olmalarına rağmen aralarında 1 saat 2 saatlik fark var. Öyle bir meridyen farkı. Yeni Zelanda demek istiyorum ben buna. Yeni Zelanda olduğunu düşünüyorum. Yeni Zelanda son kararın mı? Son kararım. C. Yeni Zelanda son kararı. Kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Sanırım coğrafya bilgin de var. Ya öyle çok sınav aralıklı bir coğrafya bilgim yok aslında. Sadece böyle harita falan az çok şeyim vardı yani böyle isteğim vardı bunu öğrenmiştim çocukken. Ama dediğim gibi yani karıştırıyorum bazen. Bazen de böyle hangi kıtadır falan bunları bilirim tabii ama genel evet. olarak çok ileri bir coğrafya sorusu olsa yapamazdım. Evet. Peki diğer soruya geçelim istersen. Geçelim. Diğer sorumuz gelsin. Dünyanın 7 harikasından günümüze ulaşabilen tek yapı nedir? A. Artemis Tapınağı, B. Zeus Heykeli, C. İskenderiye Feneri, D. Giza Piramidi. Şimdi bu soru birazcık düşünmem gerekiyor. Zeus Heykeli sanırım ulaşmadı. İskenderiye Feneri. Artemis Tapınağı çok mantıklı geliyor ama. Evet. Şimdi 20 puanlık soru. Belki hatırlarsın tarih derslerinden. Yani tarih dersinde tabii ki AYT kısmına çok çalışmadığım için bunu genelde. Ama Artemis Tapınağı sanırım ya. İskenderiye Feneri değil diye düşünüyorum. Giza Piramidi. Piramitle heykel değil zaten bence. Belki fener olabilir. Artemis Tapınağı demek istiyorum ben. Yani. Son kararım mı? Son karar. A. Artemis Tapınağı son kararı. Kontrol ediyoruz. Giza Piramidi'ydi cevap. Bir de emindim yani olmamasına oymuş. Programdan sonra bakacağım neredeymiş diye. Hatta gizemi hala araştırılmaya çalışıyor. Nasıl yapıldı? Yani hangi aklıma, şartlar altında? Hiç yani duymadım böyle bir piramit olduğunu falan aklıma hiç gelmedi ama. Artemis Tapınağı'nın olduğunu düşünüyordum ben aslında ama değilmiş. Evet, belki çağrışım yapmıştır, karıştırmış olabilir. Olabilirsin. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Geçelim mi? Geçelim. Tamam. 72 nerenin plakasıdır? A. Karabük, B. Tekirdağ, C. Yalova, D. Batman, E. Iğdır. Hiç aramın olmadığı bir soru geldi. Genelde sadece İstanbul'u bilirim. Bir de memleketimi bilirim. Biri biliyorum bir de Adana olduğunu. 72 nerenin plakası? Bu aslında sanırım Yalova ya. Aklımda Yalova diye kalmış ama Iğdır olamaz diye düşünüyorum. Batman da değil. Tekirdağ da değil sanırım. Karabük daha sonlardaydı. Sanki böyle bir 78 miydi? O civar bir şeydi galiba. Yalova diyeceğim ben ama yanlış da çıkıyor. Dedim ki hiç aramın olmadı. İstersen düşünebilirsin. Daha 1,5 dakikan var. Hani mantık yürüterek belki. Batman, Tekirdağ. Bence Yalova ya ama bilmiyorum. Yalova diyeceğim ben buna. Tamam. Son kararın mı? Son kararım. C. Yalova son kararı. Kontrol ediyoruz. Evet. Batmanmış. Hiç aramı yok yani. Çok aslında ayıp bir şey bu bilmemek ama yani bunları hiç ezberlemedim çocukken de öyle bir şeyim olmadı hiç ama sağlık olsun. Olsun ya. Sağlık olsun. Bundan sonra öğreneceğim artık, araştıracağım. Peki düşüncelerin nelerdi genel olarak yarışmayla ilgili? Yarışmayla ilgili ya keyifli bir yarışma zaten en başta da söyledim. Dediğim gibi arada böyle çok iddialı sorular oluyor. Şaşırtmaçlı sorular da oluyor. Kafa karıştırıyor ama
kolay sorulardan gittim. O piramit sorusu neyse de bunu bilmem gerekiyordu bence. Bilemedim. Kötü oldu. Sağlık olsun. Diğer programlara artık. İnşallah. Kazanamadık ama bakalım. Umarım. Bir sonraki programlarda. O zaman seni uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Evet sevgili izleyenler. Bugünkü yarışmacılarımızdan 65 puanla Şafak'ı tebrik ediyoruz. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İletişimi seviyoruz. Biz iletişimciyiz. Herkese merhaba. Online mezun sohbetleri etkinliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Farklı sektörlerde çalışan mezunlarımızla özellikle sizleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu yayınlar sayesinde hem farklı sektörler hakkında çeşitli bilgiler alıyoruz hem de üniversite eğitimi bittikten sonra özellikle o iş bulana kadar aşamadaki yaşanan durumları, psikolojik baskıları ya da iş arama metodunda yapılan hataların neler olduğunu bizzat mezunlarımızdan dinliyoruz. Bugün de aramızda yine çok kıymetli bir mezunumuz var. Taha Enes Külekçi. Taha Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ediyorum beni böyle bir şeye çağırıp davet ettiğiniz, konuşma fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz Taha Bey. Yayınımıza katıldınız, vakit ayırdınız. Şimdi bu yayınlarımız bizim çok kıymet verdiğimiz yayınlarımız, çok değerli yayınlarımız. Çünkü bizzat mezun olduktan sonra iş arayıp belirli bir yola girdikten sonra da devamını neler yaptınız, neler yaşadınız, bugüne kadar bu iş bulma süreciniz nasıl gerçekleşti, nasıl bir eğitim hayatı yaşadınız. Bunları bizzat bu süreçlerden geçmiş bir kişinin anlatması İzleyicilerimiz nezdinde de daha değerli olabiliyor. O yüzden biz bir önce sizi bir tanıyalım. Bir kendinizden Tabii. bahsedin. Akabinde ne iş yapıyorsunuz? Firmanızdan bir bahsedin. Zaten Tabii. sohbet havasında etkinliğimize devam edeceğiz. Tabii memnun olurum. Taha Enes Külekçi. Geçtiğimiz Haziran ayında üniversitemizden mezun oldum. Üniversitemizin İşletme İngilizce Fakültesinde okudum. O bölümü bitirdim. Sonrasında da iş hayatım başladı diyebilirim. Şu anda FA4 ajansında özellikle ihracat konularıyla alakalı hem Amazon'da hem Etsy'de hem de diğer farklı pazar yerlerinde hem hizmetler veriyoruz hem de yazılım firmalarında eğitmenlik yapıyorum. Bu konularla alakalı satıcılarımızı bu alanlara girmeyi düşünen firmalarımızı bilgilendirmeye çalışıyorum. Kısaca aslında bu şekilde sohbet esnasında zaten muhtemelen değiniyor olacağız. Şimdi şu da bizim için önemli Taha Bey.
Bir eğitim aldınız üniversitemizden. Bu eğitimden sonra bir iş hayatına atıldınız. Evet. Tekrardan okuma imkanınız olsa, en başa dönme imkanınız olsa, öğrenciliğinizde daha çok nelere dikkat ederdiniz? Öğrencilerimize, şu anki en azından mevcuttaki öğrencilerimize tavsiyeleriniz neler olur? Ben daha fazla staj yapardım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Okulun imkanlarından ilk önce işte kariyer merkezinin sunduğu bu staj imkanlarından daha fazla faydalanmaya çalışırdım. Ben üniversite kariyerim boyunca üç farklı şirkette çalıştım. İkisini kariyer merkezi aracılığıyla aslında bulmuş oldum. Bir havalimanı projesinde yine çalışmıştım. Bir diğeri de zaten bu ihracat süreçlerini öğrendiğim, sevgili Nurdan hocamızın buradan da selam olsun dersinde firmasına katıldım ve sonrasında bu işlerin içerisine girdiğim ilk firmamdı. Ben öğrencilik dönemime geri dönsem en çok yapacağım konulardan bir tanesi olabildiğince iş dünyasını araştırmak, girmeyi düşündüğüm sektörle alakalı daha önceden bilgi sahibi olmak. Çünkü üniversite içerisinde aldığımız eğitimler genel olarak teknik bilgileri bize veriyorlar ama bunları Türkiye'de yapılan işler içerisinde ya da bu sektörler içerisinde kullanmak birazcık daha pratikle alakalı. Ben ilk girdiğim firmaların hepsinde böyle sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Ya ben bunları duyuyorum. Biz bunları derste işledik. Ben bunların formülizasyonlarını biliyorum ama bunu nasıl yapacağız dediğim zaman aslında bunların çok basit olduğu, bu kadar karmaşıklaştırmanın bir anlamının olmadığını görmüştüm. Ya benim yapacağım ilk şey aslında orada öğrendiğim teknik bilgileri bir şekilde pratiğe dökmeye çalışmak olurdu. En büyük eksikliklerimden bir tanesi kitap okumamaktı. Çok fazla sizden duymama rağmen. En büyük eksikliklerimden bir tanesi buydu. Bunu ne zamanki iş hayatında insanlarla iletişime geçmeye başladığım dönemlerde gördüm. Ne konuştuğumuza bakıyorlar aslında, nasıl konuştuğumuza bakıyorlar, kitabe çekmemize bakıyorlar. O zaman bizi tanımaya ve öğrenmeye başlıyorlar. Bu bence en önemli konulardan bir tanesi. Bir de aldığım seçmeli dersleri birazcık öğrenci düşüncesiyle kredisi işte yüksek, kolay olanlara yöneliyordum genellikle, dürüst olmak gerekirse. Bunun yerine yine ilgi alanımla alakalı seçmeli dersler tercih edebilirdim. Bu benim pişman olduğum konulardan birkaçı diyebilirim. Şimdi bu konuları birazcık ben açmak, detaylandırmak Tabii. istiyorum. Şimdi staj yaptığınızdan bahsettiniz. Stajın sizin üzerinizde etkisi ne oldu? Neler öğrendiniz? Neler gözlemlediniz? Yani bir kişi staj yaptığı zaman neler kazanımları neler olur? Yetkinlik bakımından neler görür? Psikolojik bakımdan aynı zamanda. Sonuç olarak ilk defa hiç bilmediğiniz bir ortama giriyorsunuz. Çok öğrenci zaten çekingenlik yaşayabileceği düşüncesiyle belki stajlara başvuru noktasında böyle ısrarcı olmuyor olabilir. Hem bu vesileyle de bunun önemini birazcık daha net ifade etmiş oluruz. Dediğim gibi stajların sizin üzerinizdeki etkisi, sizin hangi yetkinliklerinizin gelişmesine katkı sağladı? Bu hususlara da biraz değinebilir miyiz? Elbette. Tabii şöyle birazcık öncesine gideyim. Ben kendi sektörümle alakalı anlatayım hemen. Benim aslında e-ihracat, Amazon, Etsy gibi konulara olan ilgim 2018-2019 yıllarına dayanıyor. Tabii ki o dönem herhangi bir yerde çalışmayan, bu işleri bir yerlerden duyan, YouTube'dan, Udemy'den vesaire. Bu arada bunları zikretmemde herhangi bir sorun var mı? Bu tarz platformlardan bu işlemleri duyan ve bunlara ilgi duyan bir gençtim aslında. İnsanlar buralardan para kazanıyorlardı. Ve ben de ilgimi çekiyordu birçok arkadaşımız gibi. Ben ne zaman ki staj yapmaya başladım, o zaman YouTube'da anlatılan ya da Udemy'de verilen eğitimlerin birçoğunun anlatıldığı gibi olmadığını, bu platformların hiçbir şekilde öyle kolaylıkla girdim, ben inanılmaz paralar kazanıyorum ya da inanılmaz başarılar elde ediyorum denebilecek platformlar olmadığını gördüm. Mutlaka emek isteyen, hem maddi hem manevi emekler isteyen platformlar bunlar. Ben staj yaparken bir de takım çalışması ve işi sahiplenme konusunda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü siz ilk defa bir şirket bünyesinde bir takımla beraber çalışmaya başlıyorsunuz. Çalışan bir makinenin bir parçası haline geliyorsunuz. Sizin üzerinize düşen bazı görevler var. Bunları yerine getirmediğinizde işler aksıyor. İşte verilen takvimler ve terminler birbirine uyuşmamaya başlıyor. Bunlar da büyük problemler yaratabiliyor bazı firmalar özelinde. Ben dediğim gibi staj yaparken ilk önceliğim takım çalışması ve zaman dilimlerini işte planlama, programlama, işte bugün bu işleri yapacağım, bitireceğim, sonra Ahmet Bey'e devredeceğim. Bunu takip etmem gerekiyor. Not alma, hiçbir şekilde ajanda işte deftere not alma gibi bir huyum yoktu. Derslerde dahi yoktu, çok açık bir şekilde söyleyeyim. Ama bu huy edinme noktasına geldi staj yaparken özellikle. Bir de adım adım ilerliyor. Özellikle bizim sektörümüzde her şeyi adım adım öğrenmek zorundasınız.
Bir şeyi bir kere mükemmel yapıp sonrasında bunu pratikleştirmek zorundasınız ki bir işi tam yaparken diğer iş yarım kalmasın. Staj imkanı biraz da pratik imkanı demektir bizim için. Olabildiğince uzun dönem staj yapmalarını ben tavsiye ederim. Bir de girdikleri firmaları sanki kendi firmalarıymış gibi sahiplenmeleri, hem gelecekte elde edecekleri başarılarda hem de şu anda ellerinde bulunan imkanları en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sunacaktır. Çok da uzun tutmayayım, böyle soru cevap geçsin istiyorum. O yüzden kısa kestim. Yo, estağfurullah, gayet güzel özetlediniz. Hatta değinmiş olduğunuz yetkinlikler birden fazla Evet. yetkinliği geliştirdiğini bahsetmeniz özellikle güzel oldu. Bir de konuşmamızın başında hani bir daha öğrenci şu anki aklım olsaydı öğrencilik en baştan tekrar okuma imkanım olsaydı yani daha çok staj yapardım, daha çok kitap Evet. okurdum demiştiniz. Evet. Şimdi bu kısma sözü vermeden önce şöyle de bir açıklama yapmak istiyorum. Ben en son ki yaş günümde böyle bir kendi SWOT analizimi yaparken ben belirli bir okuma düzenine sahibim ama ne kadar az okumuşum ya da öğrencilik hayatımda en azından daha fazla en azından şu eserleri bitirebilirdim. Dünya klasiklerinin daha çoğunu bitirebilirdim diye düşündüm. Çünkü bu farkında olmuyorsunuz ama daha sonra sizin konuşmalarınıza, anlattığınız hikayelere, sunumlarınıza ya da bir konuyu pekiştirmek için kullanacağınız söylemlere kadar etki ediyor. Siz de zaten hani bunun eksikliğini yaşadığınızı belirttiniz. Bu noktada özellikle iş hayatında yani çok okumanın ya da belirli bir okuma kültürü kazandırmanın kendinize çünkü belirli aralıklarla birçok kişi okuyor, hepimiz okuyoruz ama bunun bir disiplin halinde okulduğu takdirde ne tarz katkıları olur ya da şu andaki gözleminiz iş hayatındaki kişilere baktığınız zaman onlar nasıl bir farkındalık yaratıyor düzenli okuyan kişiler? Bu hususta da biraz görüşünüzü almak istiyorum açıkçası. Tabii ki. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi hepimiz bir yerlerde çalışıyoruz. Beni dinleyen arkadaşlarım da okula gitmeleri de ben bir çalışma olarak sayıyorum. Çünkü işte 10'da ders başlıyor. Akşam diyelim ki 5'te 6'da bitiyor. Eve dönme süreleri vesaire, gerçekten günümüzün çok büyük bir kısmını biz çalışarak geçiriyoruz aslında. Kitap okumaya zaman ayıramıyorum ya da boş vakitlerimde kitap okuyorum demek de bana göre yanlış. Yani çünkü orada çok kıymetli bir bilgi var. Bunu yazan ya da yaşamış olan kişiler belli araştırmalar yapıp hayatlarında edindikleri tecrübeleri bir noktaya kadar getirip bunları bizlerle paylaşıyorlar. Ben kitaplardan kariyerimde, ben 24 yaşındayım. İşte geçtiğimiz 5 yıl içerisinde kariyerim diyebileceğim bir yapı var. 5 yıl içerisinde daha fazla şeyler öğrenip belki kendimi daha farklı tanıtabilirdim. Firmalarla görüşmeler yaparken daha özgüvenli olmamı sağlayabilirdi. İnsanlara kendimi tanıtırken ya da yaptığım eğitimlerde verdiğim örnekler hayat içerisinden değil de bir kitaptan olabilirdi. Yani hem vizyon açısından hem insanlara kendimizi ilk tanıtma babında ben oradan edinilecek bilgileri ve aynı zamanda insanlarla paylaşılacak bilgilerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kitap okuma noktasında da şöyle bir şey var. Ben ne kadar çok kendi alanınızla alakalı kitap okursanız kendinizi o kadar geliştireceğinize inanıyorum. Bu konuda benim çok sık gördüğüm, sürekli Instagram paylaşımlarından Kubilay var. Sürekli olarak insan kaynakları kitaplarıyla beraber iç içe, onlarla iletişim halinde. Bu onun ne kadar geliştiğini, insanlardan aldığı feedbacklerden vesaire bellidir. Benim de son dönemde işte yaptığım çalışmalardan sonra, yaptığımız işlerden sonra aldığım sürekli geri dönüşler çok fazla gelişme olduğu, işte verilen örneklerin geliştiği, konuşma tarzının değiştiği, kitap okumanın ya da bu işlerle ilgilenmenin bir olgunluk kattığı yönündeydi. Bunları duymak da tabii ki her insanı mutlu ediyor. İş hayatında edineceğimiz, o kariyer hayatında edineceğimiz aslında bütün tecrübe belki de bir kişinin yazdığı bir kitap içerisinde bize ilham olabilecek bir bilgiyle değişebilir. O yüzden en doğru şekilde yönetilmesi gerektiğine inandığım bir konu. Bu iki başlık haricinde üniversite hayatında öğrenci kulüpleri içerisinde olmanın, öğrenci kulüpleriyle etkinlikler yapmanın, sizin şu anki iş hayatınıza da baktığınız zaman ya da etrafınızdaki şu anda çalışan kişilere baktığınız zaman kulüp faaliyetlerinde etkin bulunmuş kişilerin iş hayatına bir etkisi, bir artısı, bir farkındalık noktasında katkısı oluyor mu? Kesin, yani sosyal olmak zorundayız. İnsan sosyal bir varlık çünkü biz sosyal olmak zorundayız. Kulüp etkinlikleri, kulüp içerisinde yapılan o iletişim ya da gruplarda yapılan iletişimlerin en doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor ki insanlar buradan edindikleri o yapıyı kendi iş hayatlarına da aktarmaya devam edebilsinler. İş hayatı da çok sosyal bir yer. Yani
Ben sadece sabah 9'da geldim, akşam 6'da çıktım. Ben işte maaşıma bakarım, işimi yapar, geçerim düşüncesi hiçbir zaman bizim için başarıyı getirmeyecek. En doğru olan her zaman sosyal olmak, sosyal faaliyetler içerisinde bulunmak. Biz kulüp zamanında da kulüp içerisinde hem üye olduğum hem yönetim kurulunda olduğum ya da başkanlığını yaptığım işletme topluluğunda biz sürekli olarak bir iletişim halindeydik oradaki arkadaşlarla. Sürekli bir etkinlik düzenleme isteği içerisindeydik. Yaptığımız, yapamadığımız, eksik yaptığımız birçok şey olmuş olabilir. Ancak isteklerimiz, arzularımız, hayallerimiz vardı. Ve bu hayaller ya da bu istekler, bu arzular da hep o toplantılar esnasında, o sohbetler arasında ortaya çıkıyordu. Bunu yapsak daha mı iyi olur, bunu yapsak daha mı kötü olur gibi düşünceleri hep o günlerde öne sürüyorduk. O yüzden ben sosyal olunması gerektiği, olabildiğince kulüp faaliyetleri içerisinde olunması gerektiğini iş hayatındaki sosyallik içinde doğru buluyorum. Peki şu anki yapmış olduğunuz işi de göz önünde bulundurarak yani yabancı dil ve raporlama kabiliyetine yönelik görüşleriniz nelerdir? Tabii şöyle, yabancı dil bence artık İngilizce de yetersiz. Yani İngilizceyi de artık bir kenara koymamız gerekiyor. Burada bizim hayalimizle alakalı, yani mesela ben bütün ticaretimi Almanya özelinde yapıyorum. Firmamız olarak da müşterilerime de Almanya özelinde bir ticaret gerçekleştiriyorum. %80 oranında orayla çalışıyoruz çünkü. O yüzden ben Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Son 2 aydır Almanca eğitimi alıyorum. Almancamı da geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü bizim yazdığımız içerikler Almanca olmak zorunda. Benim araştırmalarımın hepsi Almanca firmalar üzerinden gerçekleşiyor. Bu yüzden ekstra bir dil daha eklemeye çalışıyorum yanında. Arkadaşlarımızın da ilgi alanları hangi firmaya, hangi iş sektörüne ya da hangi çalışma hayatına yönelikse o ürünlerle ya da o servislerle alakalı en tap noktalar bellidir. İşte Amerika'dır, Almanya'dır, İspanya'dır, hangi ülke ise. Olabildiğince şu anda güncelde ekonominin döndüğü, ticaretin döndüğü, işte Rusça, Çince eğer öğrenilebiliyorsa Arapça, inanılmaz bir ticaret dönüyor orada. Online'da da böyle bu durum. Eğer öğrenilebiliyorsa bu ikinci dillerin de yanına konulmasında fayda var. Ancak tabii ki İngilizceyle de birçok işlerini çözebilirler. Burada herhangi bir beis yok. İşte Rusça ile yapılan bütün çalışmalarda Ozon diye bir platform var orada. Orada yapılacak olan bütün satışlar, bütün listelemeler Rusça olmak zorunda. Böyle bir kaide koşuyorlar. Ama birçok pazar yeri sizin eklediğiniz içeriği ana dilden diğer dile çevirir. Yani istekte bulunursanız bu işlem sizin için yapılır. Rusya tarafında böyle bir şey yok. Orada daha katı kurallar var. Ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ürünlerinizi satacaksanız, işte biliyorsunuz Arapça çok farklı bir dil, ekleri vesairesi. En doğru şekilde, en profesyonel şekilde yazılmalı ki ürünlerinizi en iyi şekilde karşı tarafa tanıtın. O yüzden dediğim gibi ben bir başka dil daha biliniyor olmasının, özellikle iş sektörüyle alakalı bir dil daha eklenmesinin daha doğru olacağına inanıyorum. İngilizce yeterli mi? Benim sektörüm için yeterli. İngilizce bilen birisiyle biz çok kolay çalışabiliriz. İşleri daha rahat öğretebiliriz. Panel yapılarının geneli İngilizce. Ancak hedef pazara yönelik bir çalışmada hiç fena olmaz. Peki bu pandemi sürecini de biraz ele alalım. Çünkü şu çok soruluyor. Belki yeni pandemiler göreceğiz. Artık iş yapış biçimlerinde değişiklikler var. Bu pandemi sürecinin ya da online çalışma sürecinin sizin işinize artısı eksisi ne oldu? Artısı oldu. Herkes gibi. E-ticaret yapan herkes gibi. Bir patlama oldu zaten o dönem. Trendyol, işte hepsi burada vesaire. O dönem bizim hayatımıza daha fazla girmeye başladı. Varlardı zaten. Çok uzun süredir pazardaydılar. Ama pandemiyle beraber online ticaret, evden çalışma sistemi, hibrit sistemler vesaire o dönem daha çok gündeme gelmeye başladı. Ben pandemi döneminde çalışmıyordum. Aslında bu işlerin içerisinde değildim. Pandemi döneminde ben de onların müşterilerinden bir tanesiydim. Sürekli Trendyol'dan sipariş veren, hepsi buradan sipariş verenlerden bir tanesiydim. Ama o dönem şunu görme fırsatım oldu. Benim zaten ilgimin olduğu dönemlerde o zamanlar. İnsanlar YouTube'da, yayınlarda vesaire bu işlemleri daha fazla anlatmaya başladılar. Shopify anlattılar, Etsy anlattılar, Amazon anlattılar, Zalando anlattılar. Bunların ne olduğunu araştırıyor olmak aslında bende bir altyapı hazırladı. Ben staja girerken, işte diğer işlerimi hallederken ben bazı konuları bilerek girdim bu işlerin içerisine. Pandemi döneminin bizim için çok büyük bir avantajı oldu. Eğer yeni bir pandemi durumu oluşursa, tabii ki insan sağlığını bir kenara koyarak söylüyorum, bizim için çok büyük bir avantajı olacaktır. Sebebi de şu, insanlar online ticarete ve online satışlara o kadar çok alıştılar ki, işte evine su söylerken de bunu yapıyor. Canı atıştırmalık bir şey istediği zaman da getirden söyleyip oradan ihtiyaçlarını karşılıyor. Herhangi bir ihtiyacımızı internette herhangi bir yerde çok saçma bir aranma kelimesiyle bile bulabiliriz. İşte yeni bir cihaz almışsınızdır, korumasıyla alakalı bir yapı gerekiyordur size. Bunu çok saçma bir şekilde anlatsanız da
Artık algoritma o kadar sağlıklı çalışıyor ki AI tarafı. Sizin istediğiniz neyse onu bir şekilde sizin karşınıza çıkartıyor ya da muadil ürünlerini mutlaka bulup getiriyor. Yani sizi satışa zorluyor. Bunun gibi çalışmalar daha sık yapılmaya, AI bu kadar kendisini geliştirmeye devam ederse bir süre sonra aslında benim yaptığım işi tek bir kişi, tek bir seferde 10 kişi için, 10 hesap için yapmaya başlayacak. Çünkü arka taraftaki algoritma sadece ne yazdığınıza bakıyor. Siz ne kadar doğru yazıyorsunuz, yazdığınız şey karşınıza size ne kadar doğru ürün getiriyor, bunu matchliyor, sizden feedback alıyor aslında. Pandemi gibi bir durum oluşursa, tabii ki tekrar söyleyeyim, insan sağlığıyla alakalı kısmı bir kenara bırakarak bunu söylüyorum. Bizim işlerimiz şu ankinden daha da iyi olacaktır, daha yoğun olacaktır. Bizim mesailerimizi mutlaka uzatmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi bu da çok önemli. Bu ithalat ihracat olsun, bu dijital satışı olsun, e-ticaret olsun. Buna çok ciddi bir ilgi var. Bu alanda çok ciddi, özellikle öğrenciler içerisinde startup projeleriyle ilgilenenler var, bu işleri yapanlar var. Sen uzun süredir bu işin içerisindesin. Doğal olarak kimlerin bu alanda çalışması gerektiğini, hangi yetkinliklere sahip kişilerin bu alanda olması gerektiğini ya da hangi yetkinlikleri sahip değilse kişilerin bu alanlara mutlaka hiç girişmemesi lazım. Yoksa ilerleyen süreçte mutsuz olabilirler dediğin kişilik profilleri nelerdir? Yani hangi yetkinliklere sahip kişiler bu alanlarda çalışmalı? Tabii şöyle ben ilk önce kimler sevmez aslında bunu söyleyeyim. Bence risk almayı sevmeyenler bu işlerden pek haz etmeyecektir. Yani çünkü bizde 3 ay satış olmadığı dönemler de olabilir. Ama bir ay içerisinde o 3 ayın yapacağınız cironun çok çok üzerinde bir işlem yapıp mutlu olacağınız zamanlar da olacaktır. Ürünleriniz kapatılabilir, hesaplarınız suspend edilebilir, evraklarınız onaylanmayabilir, hesaplarınız açılmayabilir. Birçok problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada önemli olan şey risk almayı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Analitik düşünmek sizi yoruyor mu, yormuyor mu? Gerçekten bu işlere zaman ayıracak mısınız? Çünkü asla e-ticaret bir side hustle ya da işte yan gelir olamaz. Her zaman sizin ilk işiniz olmak zorunda. Yani ben ayda bir tane ürün satayım, sorun değil 30 dolar kazanayım diyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Ama ben evimi buradan geçindireceğim, ben buradan para kazanacağım gibi bir ideal varsa kafanızda, burada kesinlikle bu işlerle birebir ilgileniyor, birebir delike oluyor olmanız gerekiyor. Bana göre önceliği şunu söyleyebilirim. Birçok genç bu işlerin içerisine şey olarak giriyor. Ya ben bir başkasının işte hükmü altında çalışmam, başkasının firmasında çalışmak istemiyorum. Ben kendi paramı kendim kazanacağım. Ben 9-5 çalışamam abi. Ben işte 10'da kalkacağım, gece 3'te yatarım. Benim için sorun yok düşüncesiyle giriyor. Ama kesinlikle böyle değil. Yani gerekiyorsa 9-5 çalışıyoruz. Gerekiyorsa 7-5 çalışıyoruz. Yani bir saat dilimimiz yok. Kendi işimiz gibi benimsiyoruz biz bizim tarafta. En doğrusu da bu. Çünkü orası çok canlı bir dünya. Yani siz uyuyorsunuz. İşte akşam 12'de yattınız. Sabah 9'da işbaşı yapacaksınız ama arka tarafta Amerika'da hala satışlar dönüyor. Birileri satış yapıyor orada. Ya da Almanya'da birisi şu an sizin mağazanızı şikayet ediyor. Bir problem var. Yani sizin sürekli olarak aklınızın orada olması gerekiyor. Eğer böyle bir yoğunluktan keyif almayacağını düşünen birisi varsa bence girmemeli ve tekrar söylüyorum. Asla şu düşüncede olunmaması gerekiyor. Ben işte 10'da kalkacağım, 5'te yatacağım, kafama göre yapacağım bu işleri gibi bir düşünceye girilmemeli. Bunu pazar yerleri için söylüyorum. Bir web sitesi satışı yapıyorsunuzdur ya da Shopee üzerinden kendi ürünlerinizi Türkiye'ye pazarlıyorsunuzdur. Dijital bir ürün satıyorsunuzdur. Bir ürün yoktur ortada aslında. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Ama bir pazar yerine ciddi bir yatırım yapacağım diyorsanız zaten yaptığınız yatırım sizi orayı düşündürmeye itecektir. En doğru şekli de dediğim gibi kendi işiniz gibi benimsemek, değilse de benimsemek, kendi işinizse zaten bunun üzerine daha fazla düşmektir. En doğrusu bu diyebilirim. Bence birebir karakteristik özelliği de şu olmalı. Birincisi analitik düşünmek zorundalar. Birden fazla sorunu hayal edip buna uygun şekilde çözüm üretmek zorundalar. İkincisi öğrenmekten çekinmemeleri lazım. Yani ben bir şey buldum, bunu yapacağım deyip geri durmamaları lazım. Denemeye ve öğrenmeye devam etmeleri gerekiyor. Üçüncüsü de okumayı sevmeleri gerekiyor. Konu sürekli buraya geliyor. Siz bize anlatırken bu kadar önemli olduğunun biz farkında değildik ama konu hep okumaya geliyor. Çünkü konu şu, biz insanlara en doğru şeyi anlatırken bunları deneyimlemiş birilerinin yaptığı eylemlerden baz alarak anlatıyoruz. Diyoruz ki ya bu algoritma bu şekilde çalışıyor. Sizin de marketing planınızı buna göre yapmanız lazım diye anlatıyoruz. Bütün işlemler de okumayla dönüyor. O yüzden tekrar tekrar öğrenmeyi sevecekler. Algoritmayı anlamaya ve onu analiz etmeyi deneyecekler. Analitik düşünmek zorunda kalacaklar.
Bence sevmeyecek insanlar da para kazanmayı sevmeyecek çok fazla insan olduğunu da düşünmüyorum. Sevmeyecek olanlar da risk almayı sevmiyor olanlar olacaktır. Bunu da öğrenmek istiyorum. Bu işe giren kişi bu iş üzerine hangi eğitimleri almalı, nelere dikkat etmeli, kendini hangi noktalarda geliştirmeli? Çünkü bu alan biraz dışarıdan bakıldığı zaman ilgi noktasında çok ciddi ilgi gören bir alan olduğu için biraz da teknik aşamaları da var sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere. Özellikle hangi eğitimleri almaları bu süreç içerisinde bu alanda başarılı olmaları için faydalı olabilir ya da bir riske girecekse en azından şu eğitimleri aldıktan sonra girerse daha bilinçli bir şekilde hareket eder dediğiniz bu spesifik eğitimler var mı? Onları da bir öğrenebilirsek çok Tabii memnun ki. olurum. Tabii şöyle, birçok eğitim var. Bizim de verdiğimiz eğitimler var. Biz ücretsiz olarak TC Maxx kampüste hem Etsy hem Amazon eğitimlerini veriyoruz. Basic aşamada başlarken nelere ihtiyaçları olacak, nasıl bir başlangıç yapmaları gerekiyor. Bunları anlatıyoruz. Ancak bunun dışında Udemy, YouTube gibi platformlardan da ücretsiz eğitimleri alıp başlayabilirler. Yani gidip asla bir eğitime böyle işte 5 bin dolar, 10 bin dolar işte ya da inanılmaz paralar verip direkt başarıya ulaşacağım hevesiyle girmesinler. Çünkü deneyerek öğreniyorsunuz. Ben Amazon'da yaklaşık 3,5 senedir çalışıyorum. 3,5 senedir hala bilmediğim şeyler çıkıyor karşıma. Hala bazı hatalar çıkıyor hesabını veremediğim. Bu tarz olaylar sürekli olarak karşınıza gelebilir. Çok dediğim gibi canlı bir orası algoritma aslında. Başlangıç aşamasında ihracatı öğrenmek için yani ürünümü hazırladım. Bir kargo firmasına verdim. Ürünüm gitti. Gümrükle takılmış. Ne yapmam lazım sorusunun cevabını bir şekilde deneyimlemeleri lazım. O yüzden ben genellikle last mile gönderilerin yapıldığı yani door to door A noktasından B noktasına ürünün gittiği ve ödemenin alındığı sistemlere direkt çevremdeki arkadaşlarımı da aile fertlerimi de yönlendiriyorum. Etsy ile başlayabilirler. Etsy tarafında hesaplarını açarken bir şirket olma zorunlulukları yok. Bireysel olarak siz Uğur olarak ben Taha Enes olarak gidip bir mağaza açıp ürünlerimi listeleyip satış yapmaya çalışabilirim. Bu yüzden Etsy ile başlamalarında fayda var. Amazon ciddi bir yatırım istiyor. Özellikle reklam maliyetlerinden dolayı. Bu işi dropshipping ya da arbitraj dediğimiz yani fiyatı düşen bir ürünü gidip fiziksel ya da sanal bir mağazada mesela Nivea krem buldunuz. Dediniz ki ben bunu Amazon'da satacağım. Böyle bir duruma girmeyeceklerse ben bir marka yaratacağım diyorlarsa ciddi bir yatırım isteyen pazar yeri. Onun yerine Etsy'yi herkese öneriyorum. İşte her konuştuğumuz insana bunu söylüyorum. Etsy yapın. Ürününüz ne olursa olsun, annenizin yaptığı ne bileyim el işi, tığ işi vesaire de olsa yapın. Bir tanıdığınızın cam bardak atölyesi varsa üzerine boyama yapın, yine gönderin. Etsy'de çünkü satabilirsiniz. Satamasanız dahi oradaki mantığı anlamanız bile sizin için çok kıymetli bu işlere girmeden önce. Çünkü reklam modeli işte elektronik reklamlar ya da dijital reklamlar günümüzde kullanılan en aktif kullanılan belki diğerlerinden daha az maliyetli olduğu için en çok kullanılan reklam modelleri. Bunların da böyle bir ufak modelleri aslında bu pazar yerleri içerisinde entegre edilenlerin. Onları anladıkları zaman belki ya ben pazar yeri satışlı değil de ben dijital pazarlamacı olacağım diyebilirler. Tamamen hayallerinin peşinden gitmeleri gerekiyor. Benim bu yola çıkarken ilk amacım bir ajans bünyesinde dijital pazarlama uzmanı olarak çalışmaktı. Ancak kariyerim ve Ayhan Bey beni buraya evrilttiler. Ben Amazon uzmanı oldum, ihracat uzmanı oldum. Mutlu muyum? Çok mutluyum. Çünkü birçok konuyu içerisine alıyor. Ürün gönderimi, lojistik, işte marketing kısımları vesaire. Hepsini bir araya alıyor. Bir kere denemelerinde fayda var. Bir kere batsınlar, 100 lira batsınlar, 1000 lira batsınlar. Kendilerini üzmeyecek bir şeyle batsınlar. Sonrasında deneyim kazanmış olacaklar. O deneyimle beraber daha büyük, daha başarılı işler yapabilirler. Bu alanda ciddi bir ilgi var. Ülkemizdeki ya da sizin etrafınızda olan bildiğiniz firmalar çalıştığınız kurumda göz önünde bulundurarak bu sektörün ilerleyen süreçte daha da revaçlı olacağını, bu alanın daha da öne çıkacağını düşünüyor musunuz? %100. Yani şu anda Türkiye bence %10'unda bile değil. İhracat tarafında, online ihracat tarafında %10'unda bile değil. Çünkü bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bu söyleyeceğimin hepsini bir deneyim sonucunda söylediğimi bilinmesini isterim ki bütün yurt dışındaki firmalar Türk firmaları istemiyorlar. Yani siz Almanya'ya ürün göndermek istediğinizde gümrük size sorun yaratıyor. Siz Almanya'da Amazon'da satıcı olmak istediğinizde Türk firmanızla sizin ürünleriniz daha az gösterilip o tarafta lokalde açılan firmalara
Small Business etiketi verilip daha çok trafik yönlendiriliyor. Yani siz orada da bir mücadele içerisindesiniz. Bu işlemlerin hepsini görürken bir yandan da ben denemeyi bırakmayan, çevremde ya ben bu işi yapacağım diyen birçok insan görüyorum. Benim en yakın iki arkadaşım hala bu işlerin içerisindeler. Kendi satışlarını yapıyorlar. Bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Biz de firma olarak birçok firmaya hizmet veriyoruz. Bu işler daha da büyüyecek. Benim işte eğitim verdiğim kişilerin arasında emekli bir öğretmen de var. Ressamlar da var. Ne bileyim kendi firmasını kurmuş, büyütmüş, çocuklarına devretmiş, kendisi için bir emeklilik hobisi arayanlar da var. Yani her sektörden, her işi yapmış birçok insan bu işlerin bir yerinden tutmak istiyor. Çünkü biliyorlar ki bu işler büyüyor. Devlet destekleri yayınlanıyor sürekli ihracat bakımından. Özellikle online'da yapılan işte depo ücretleri, marketing ücretleriyle alakalı vesaire destekler yayınlanıyor. Ve devlet de konunun buraya gittiğinin farkında. Konu tamamen dijitale dönüyor aslında. Bizim şu an yaptığımız toplantı bir dijital. İşte sizinle bütün görüşmelerimizi herhangi bir durumda WhatsApp üzerinden yapıyoruz dijital. Artık mesafeler yerine zamanı ekonomik kullanma durumu ortaya çıkıyor. Ve bu işlemlerin hepsi de tamamen dijitale dönerken satışlar da yapılan ticaret de dijitale dönmek zorunda. Birçok satış platformu toplu satış eklentileri eklemeye başladı. Yani sadece perakende satmayın, toplu da satabilirsiniz. Ürünlerinizi illa fiziselde pazarlamanıza gerek yok demeye başladı. Özellikle Türkiye'de işte Mertel tarafında, Güngören tarafındaki birçok böyle firma, orada toptan satış yapan firma bir şekilde web sitesiyle, pazar yeriyle online'da toplu satış yapmaya çalışıyor. Yani oradaki insanlar da bunun farkında. Ticareti döndürenler de farkında. Kapalı çarşıda birçok firmanın Etsy hesabı var. Yani herkes bunun farkındayken bunun büyümeme ihtimali yok. Çünkü bu yayılıyor. Bir virüs gibi herkesin aklına girmeye devam ediyor. O yüzden daha da büyüyecektir. Ben dediğim gibi şu anda %10'umuzda bile değiliz bence. Peki bu bahsetmiş olduğunuz ciddi de takip de gerektiren bir iş. Dediğiniz gibi riskli noktaları var. Hesapta internetten kaynaklı, yazılımdan kaynaklı çeşitli sorunlar da yaşanabilir. Ki yaşamışsınızdır da birçok Evet. sorun. Hala yaşıyorsunuzdur da, yaşayacaksınızdır da. Maalesef. Bu durumlarda sizi motive eden çalışma hayatındaki motivasyon unsurunuz veya unsurlarınız nelerdir? Para diyormuşum. Değil tabii ki. Dişe kan değmek diyoruz aslında biz. Hani ben böyle öğrendim benim öğretmenimden, Ayhan Bey'den. Dişe kan değmek. İlk satışınızda inanılmaz mutlu oluyorsunuz. Ya ben başardım diyorsunuz ve işte insanlar artık beni görüyor, ürünlerimi beğendi, satıyor diyorsunuz. Başarıyı görmek aslında bir şeyi başardığını bilmek insanı vazgeçirmeye bana göre. Yani orada kazandığınız para ya da orada harcadığınız emek ya da harcadığınız para bir noktadan sonra gözünüze gelmemeye başlıyor. İnsanın kendisini tatmin etme duygusu bence bu tarafta daha fazla var. Özellikle kendiniz için yapıyorsanız. Ürünleriniz ne kadar çok insan tarafından beğenirse yani bir beğeni alıyor mesela ürün bildirimi düşüyor uygulamadan. Mutlu oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ya insanlar beğeniyorlar. Bir gün alacaklar ve ben buradan para kazanacağım. İşte ben patron bünyesinde çalışmam diyen arkadaşlar daha çok mutlu oluyor. İşte 100 satış kaldı diyor, özgür olmam diyor. 2 ay sonra Ibiza'ya gideceğim diyor. Herkesin kendisini motive ettiği bir şey var. Ben kendi özelimde olanı söyleyeyim. Başarma hissi beni inanılmaz motive ediyor. Bir şeyleri başarmış olmak, bir şeyleri yapmış olmak. Bunu illa ben bunu başardım, ben bunu yapıyorum demek için değil ama benim kendime sunduğum o hayal içerisinde adım adım gittiğim bir roadmap var. Hayallerimi süsleyen, yapmak istediğim, ulaşmak istediğim bir seviye var. Oraya ulaştığımı hissediyorum ben her başardığımda, her başarılı işlemimde. Suspend konularında da ya da yaşanan problemlerde de şöyle bir konu var. Şimdi çözümü olmayan bir şey değilse üzerine düşünmek gerekmiyor. Orada bir aksiyon alınması gereken bir durum var. Bir çözüm var bu işin. Onu gidip çözmeye çalışmak gerekiyor. Başaramayabiliriz, başaramayabilirler. Hesap yeniden açılmayabilir. Burada da pes etmeye gerek yok çünkü çözümleri çok fazla. Yani biz Türkler olarak ticareti çok güzel yapıyoruz. Katakullisini diyeceğim amiyane tabirle. Katakullisini de çok iyi biliyoruz. Oluşabilecek herhangi bir problemde ne yapılması gerekiyor, neyi düzeltmemiz gerekiyor. Bunları da işte tecrübeli insanlardan öğrendiğimiz, deneyimlediğimiz konularla halletmeye çalışıyoruz aslında. Vazgeçmemek gerekiyor ya. Yani bir ürün varsa elinizde, şimdi ürün satıyorsa eğer bir pazar yerinde o ürün satmaya devam edecek. Bugün siz satmazsanız yarın Ahmet satacak ya da Mehmet satacak. Yani bu ürün sonuç olarak dünya üzerinde var oldu. İlk defa biz geliştirmedik, icat edilmedi. Bu ürün bir şekilde satılacak. Siz eğer tutturduysanız, mağazanız kapatıldıysa yeni bir mağaza açın. Yeni bir işlem yapın. Bıkmayın, usanmayın. Belki 5.000 lira fazla harcayacaksınız ama
Önemli değil. Biliyorsunuz bir çözüm bulmuşsunuz. Birçok insanın aradığı şeyi bulmuşsunuz. Doğru ürünü. Bırakmanın hiçbir anlamı yok. Başladınız, hiç satış yapamadan hesabınız kapatıldı. Bu da yaşanabilir. Açılırken de suspend olabilirsiniz. Yine bırakmayın. Üzerine gidin. Nasıl açacağınızı çözün. Çünkü onu çözerseniz siz artık bir sorunu satın almışsınız demektir. Satın aldığınız sorunu da isterseniz bir başkasına pazarlamaya başlarsınız. İsterseniz bu sorunu karşınıza çıktığında çözmek için daha rahat davranırsınız. Yani ya hayatınız kolaylaşır ya da daha fazla para kazanmaya başlarsınız. Deneyimle alakalı her şey bizim sektörde. Ne kadar çok sorun çözebildiğinizle alakalı. Yoksa bugün işte sizinle 2 gün oturalım, konuşalım, anlatayım panel yapısını. Siz de yarın oturup bir ürün yükleyebilirsiniz. Eğer size metinler verilirse, araştırmalar yapıldıysa ürünü yüklemek değil konu çünkü. Karşınıza çıkacak olan sorunları ne kadar hızlı çözüyorsunuz ve en doğru yöntemi biliyor musunuz? Konu tamamen bunlar ibaret bizim tarafta. Gayet güzel özetlediniz. Birçok konu başlığına değindik. İşin birçok boyutunu ele aldık. Öğrencilik hayatından iş hayatına kadar, sektörün aramış olduğu niteliklere kadar. Son olarak da, şimdi bizim bu yayınımızı sadece kendi üniversitemizin öğrencisi ve mezunu izlemeyecek. Kayıtlı olacağı için, YouTube'da olacağı için birçok kişi izleyecek. O yüzden genel olarak öğrenci ve mezunlara yönelik tavsiyeleriniz nelerdir, kariyer tavsiyesi? Yani çok benim verebileceğim bir tavsiye değil ya. Ben öyle inanılmaz bir... Alanınızla alakalı söyleseniz de olur. Tamam, şöyle birincisi mutlaka İngilizce öğrensinler. Yani İngilizce bilmeden bu işlerin içerisine girmesinler. Mutlaka öğrensinler. İkincisi Excel bence yine çok önemli konulardan bir tanesi bizim tarafta. Raporlama ile alakalı, kâr hesaplaması ile alakalı vesaire. Burada bir yetkinlik kazanmalarını ben yine öneririm. Üçüncüsü olabildiğince kitap okumaya devam etsinler. Akıcılık çok önemli. Kurulan cümlelerde, müşteri hizmetleri noktasında çok önemli. Dördüncüsü de analitik zekalarını olabildiğince geliştirebildikleri kadar geliştirmeye çalışsınlar. Ne kadar çok sorunu tahmin edip çözmeye çalışırlarsa, kafalarında bir yol planı çıkartırlarsa o sorunla karşılaştıklarında daha az heyecan yaparlar. Bu konuyu daha kolay absorbe ederler. Sorunu o kadar rahat çözmeye çalışabilirler. Bu yüzden benim verebileceğim 4 tavsiye bu. Okul döneminde de dediğim gibi olabildiğince çok staj yapsınlar. Olabildiğince kariyer merkezinin ve okulumuzun imkanlarından faydalansınlar. Ne kadar çok staj yaparlarsa CV'leri o kadar dolu olacaktır. Daha kolay iş bulabilirler. Ya da kendilerine olan güvenleri daha kolay oluşacaktır. Ve bizim okulumuzun sağladığı yine seçmeli derslerden kendileri için önemli olanları seçsinler. Çünkü bir şekilde okul bitiyor. Yani okul bir şekilde hallediliyor. Bir şekilde o sınavlardan geçiyoruz. Ama mezun olduğumuzda aklımızda kalanlar bizim ilk bilgi birikimimiz. Uzun bir yola çıkarken yanımızdaki gıda takviyelerimiz diyeyim. En doğrularını almazsak, yanımızda saçma sapan şeyler varsa yolu bitiremeyebiliriz. İstediğimiz yere ulaşamayabiliriz. Bunlara dikkat etmelerinde bence fayda var. Daha Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün nokta atışı bir etkinlik oldu diyebilirim. Çünkü öz şekilde birçok sorumuzun cevabını alabildik. Ve yönlendirme noktasında bu sektöre girecek kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiği, hangi yetkinliklere sahip olması gerektiği, bu işten uzak durması gereken kişilerin kim olduğu, bu işe girilecekse hangi eğitim başlıklarını tamamlamaları gerektiği hususunu ve sizin de bu sektörün ilerleyen süreçteki gelişme noktasında çok ciddi bir ivme kazanacağına yönelik görüşleriniz de çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrardan en kısa sürede bir başka etkinlikte bir araya gelme dileğiyle diyorum. Zor günlerdi. Dört bir yanımız kuşatılmıştı. 7 düvele karşı mücadele ediyorduk. Ama vatan bir taneydi. Bayrağımız tekti. Boyunduruk altına giremezdik. Girmedik de nice kahramanlar çıkardı bu millet. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı. Bir olduk, birlik olduk ve kazandık.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletin de artık. 29 Ekim 1923'te bu ülkenin tarihini yeniden yazdık. Gücümüz geçmişten geliyordu. Pes etmek yakışmazdı. Ayağa kalktık, mücadele ettik, ürettik, hiç vazgeçmedik. Kendi yolumuzda yürüdük. Biz Cumhuriyet'ten ilham aldık. Hayaller kurduk ve başardık. Yarınları daha güzel, daha temiz, daha düzenli, daha modern hale getirmek için Cumhuriyetimizden aldığımız gücü kullandık. On binlerce öğrencimiz ve mezunumuzla çeyrek asıra yaklaşan tecrübemizle daha iyi bir dünya için çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Biz ikinci yüzyıla hazırız. Nice yüzyıllara Türkiye'm. Çok kıymetli Team TV izleyicileri, geniş açı programından, geleceğin koridorları kuşağından herkese iyi günler diliyoruz. Bugün çok kıymetli ama çok çok kıymetli iki dostum, iki ayrı dostumuz ve arkadaşlarımız var, ağabeyimiz var. Sevgili Orhan Tekioğlu ve değerli hocam, kıymetli hocam Aşkın Nur'dan Dümbek Tekioğlu bizimle birlikte. Elbette Tekioğlu dediğimiz zaman sinema ve özellikle film endüstrisi konuşuyor olacağız ama ben sizden öncelikle şunu rica etsem, pozitif ayrımcılık münasebetiyle değerli hocamızdan başlasak Orhan Bey. Kısaca kendinizi bir tanıtsanız, elbette Team TV izleyicilerimiz zaten sizleri tanıyorlar, yakinen tanıyorlar. Ama olur da hani tanımayanlar olabilir münasebetiyle sizin kendi sesinizden. Kısaca sizden kendinizi tanıtmanızı rica etsek, öyle tabii başlasak. Hoş geldiniz diyerek çok teşekkür buyurun ederim hocam, davet Sabri hocam, davetiniz için. Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yaklaşık 9 yıldır İşletme Fakültesi Lojistik Bölümünde öğretim üyesi olarak öğrencilerimizi eğitmeye çalışıyoruz diyelim. Geçmişimde özel sektör var. Çok farklı uluslararası şirketlerde pazarlama ve iletişim alanında yöneticilik yaptım. Bu yöneticilik yolculuğumu akademisyenlikle noktaladım ve akademisyenliğe geçiş yaptım. Son çalıştığım Alman şirketi Metro'da Metro Kısa Film Yarışması düzenliyordum gençlere yönelik, üniversite öğrencilerine yönelik. Güzel bir yarışmaydı. 9 sene sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttük. Sinema öğrencilerinden birinci ve ikinciyi New York Film Akademisi'ne eğitime gönderiyorduk. Çoğu da İngilizce maalesef bilmiyordu. Bir de bu çocuklarımıza bir yıl İngilizce dersi aldırıyorduk ki o New York Film Akademisi'ne gittiklerinde faydalanabilsinler diye. Ve bu çocukların tabii ufku çok genişliyordu. Bugün çok tanınmış yönetmenlerimizden var o yarışmada ödül almış olan daha öğrenciyken. Bu sinema benim kanıma böyle virüs gibi girdi. Bu yarışmayı 9 yıl boyunca düzenledim Metro için.
Orhan da eşim de o sırada Milliyet Gazetesi'nde gazeteci olarak çalışıyordu ve hayalinde hep bir belgesel çekme fikri vardı. Kendisi Trabzon Çaykaralı, oranın çalışkan, fedakar, vefakar kadınlarının bir belgeselini yapmak istiyordu. Ve bana bu fikrini açtı. Ben yöremin kadınlarına bir borcum var, gönül borcum var. Oralardan çıktım, İstanbul'a geldim ve onlara söz verdim. Sizlerin hayatını belgesel yapacağım diye. İfakat 2010 yılı, 2007-2010 yılı 3 yıllık bir çalışmadan sonra ortaya çıkan bir belgeseldi. Yüksek dağlık kesimlerde yaşayan kadınların doğaya karşı verdiği mücadeleyi anlattık. Ve 2011'de TRT Belgesel Yarışması'nda jüri özel ödülü aldık. İlk belgeselimizdi ve bizim için çok önemli bir başarıydı. Ve uluslararası festival yolculuğu devam etti. İngiltere'de bir ödül aldık, Hollanda'da aldık, Macaristan'da aldık. Derken TRT'de gösterildi ve bu bizi motive etti. Çünkü neden? Aslında belgeseller bugünkü ve geçmiş yaşantıları geleceğe, gelecek kuşaklara bırakan birer etnografik belge olarak bakmamız lazım. Bugün bizim için normal olan şurada oturup sohbet etmemiz, yemek yiyiş şeklimiz, hangi sanat dallarından hoşlandığımız bile aslında kayıt altına alınmalı, gelecek nesiller için birer iz olacak. Değil mi? Nasıl yaşıyorlardı acaba 2020 yılında, 2023 yılında bir iz olacak. O yüzden ben çok önemsiyorum. 15 yıldır belgesel yapımcısı olarak eşim Orhan Tekioğlu'nun fikirlerini hayata geçiriyoruz diyelim. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Bir kere işinizi sevdiğiniz belli. Yani bu alana bir adanmışlığın olduğu belli yaşantınızda. Teşekkür ederim. Orhan Bey, sizin ilave edeceğiniz bir şey kaldı mı? Dilerseniz şöyle kısaca yine kendinizden bahsederek başlayabiliriz. Evet. Ben de 1983 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünü bitirdim. İşte hayalimizde mesleğimizle ilgili bir çalışmanın içerisinde nasıl girebiliriz? Onun arayışı içerisinde olduk. Ve ben Anadolu Ajansı'nda ekonomi bölümünde gazeteciliğe başladım. Arkasından gazetelere geçtim. Orada bir çalışma hayatım oldu. Bir süre sonra bende bir haller oluşmaya başladı. Sonuçta Türkiye'nin en etkili gazetelerinde ekonomi servisinde çalışıyorum. Borsa finans haberleri yapıyorum. Yaptığım haberler birinci sayfada yer alıyor. Ama sanki bende bir şey eksik var ve bir türlü tatmin olamıyordum yaptığım işten. Evet, çok keyif alıyordum, çok başarılı işlere imza atıyorduk ama sanki içimde başka şeyler oluşmaya başladı. Bir şey vardı. O da yıllar önce, biraz önce Nurdan Hoca'nın bahsettiği gibi, yıllar önce oradaki o dağlık alandaki kadınlara verdiğim sözü yerine getiremediğim içindi bütün her şey. Ben bu hikayeyi işte evde anlatırken birkaç defa anlattım. Baktılar ki bu anlatmam uzun sürüyor. Beni bir odaya kilitliyorlar ve hikayemi yazmamı istediler benden. Ve hatta hikayeyi bitirene kadar kapıyı açmadılar çocuklar hep birlikte. Ve ilk orada başladı her şey. Ben hayalimdeki bütün hikayeyi kağıda döktükten sonra bence olay başladı. Ondan sonra belgesel yolculuğumun önü açıldı. Şimdi siz anlatınca Anna Karenina hikayesi aklıma geldi. Dostoyevski miydi? Yanlış hatırlamıyorumdur inşallah. Hani onu da bir odaya kapatarak öyle yazması istenmiş ve öyle yazmışlar. Feci bir şekilde etkilenmenin sonunda 3-4 gün yemek yememeye başlayınca yazar, kapıyı açtıklarında bir de bakmışlar ki yerde ağlıyor ve yarı baygın şeklinde. Demişler ki, niye ağlıyorsun?
Anna Karenina öldü demiş. Yani ha, hikayesini yazdıktan sonra Anna Karenina öldü demiş. Yani o feci bir şey tabii. Demek ki işi bilen eşiniz münasebe değil de siz yönlendirilmişsiniz aslında. Sizin herhalde o içinize kalan uhdeyi belki de o hayat vermiş, can vermiş. O anlamda çok güzel bir ikili olarak iyi ki de yapmışsınız. İyi ki de bu belgeselleri çekmişsiniz. Fatma Kayacı'dan bahsedeceğiz ama Fatma Kayacı'ya gelmeden önce neden belgesel tarafına biraz daha ağırlık verdiniz? Gerçi Nurdan Hocam biraz önce söyledi. Yani evet, belgesel çok önemli bir hikaye, önemli bir aslında kanıt değil mi? Yani geçmişe bir kanıt. Ben Lidü'nün Günlüğü diye bir kitap yazmıştım. Kedimin Günlüğü. Aslında kendi günlüğümü yazıyordum. Ve fable türü bir şeydi. Eser gibi. Eser olarak düşünmemiştim aslında. Kendi günlüğümü tutuyordum. Normal bir insan günlük tutar ya. Öyle bir şey tutuyordum. Sonra eşim dedi ki ya bunu dedi çok güzel oldu. Yani yaşadığın günleri ve o günlerde neleri kullandıysak onları yazdın. Bu çok güzel bir kanıt olur. Neden kitaplaştırmıyorsun deyince sonra kitaplaştırıverdik onu. Hiç aklımda yokken yani. O anlamda çok önemli ifade ettiğiniz şey ama sizi belgesele iten başka şeyler var mı? O konuda biraz bilgi alayım. Ondan sonra da Fatma Kayacı'ya geçmek istiyorum. Mutlaka. Evet. Buyurun. Tabii işin temeli mesleğime dayanıyor. Sonuçta eğer gazeteciyseniz gözleme dayalı haber, gözleme dayalı araştırmalar yapıyorsanız ister istemez belgeselin içerisine kendinizi bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla benim zaten vardı işte fotoğraf çekme, daha sonradan işte video çekme, hikayeyi dile getirme, hikayeye şahitlik etme ve hikayeyi anlatma konularında böyle hep ilgimi çeken hikayeleri alır yazardım. Sonra işte İfakat diye bir olayla karşı karşıya kalınca, duyunca daha doğrusu ve onu kaleme aldım ve bunu ben çekebilir miyim diye düşündüm. Bu düşünürken de ben gazeteye haber yapıyordum. Ne haber yapıyordum? Ekonomi, finans, borsa haberleri yapıyordum. Evet. Ama bir yandan aklımda, bir yandan da böyle bir şeyi gerçekleştirebilir miyim diye düşündüm. Biraz önce anlattığım gibi hikayesini yaptık. Ama bence en önemlisi hikayesini yapmış olmasıydı. Sonra dedik ki biz bunu nasıl çekeceğiz? Para lazım. Neyle çekeceğiz biz bunu? Evet. Sonra işte Nurdan Hoca devreye girdi. Orada sponsorlukları bulmak için. Biz sponsorları bulduktan sonra biz belgeseli çektik. İşte o bir belgesel çekme artık beni bütün her şeyden soyutladı. Yani gazeteden ayrıldım. Hani derler ya dünya işlerinden kendini arındırma. Tamamen kendimi belgesele bıraktım. Ve insan hikayelerine yöneldim. Belgesel deyince tabii yani Türkiye'de bir de buna karar vermek de çok zor olsa gerek. Çünkü sizden aldığım bilgiyi istinaden söylüyorum bunu. Türkiye'de toplumun ilgi duyduğu şey başka. Yani daha farklı filmler, daha farklı senaryolar veya daha farklı izlenimsel aktiviteler. Dolayısıyla buradan buna yönelebilmek hakikaten bir cesaret ister. Ya kaygı olması lazım çünkü yani kaygı duymuş olmalısınız mesela o dönemde çünkü hele de daha önceki dönemler yani bundan 15 yıl öncesinden bahsediyoruz özellikle ifakatın çekildiği dönem itibariyle söyleyince o dönemlerde haliyle daha da geridedir öyle tahmin ediyorum bizim anlayışımız. Anlayış yani bunu doğru ifade edebildim mi bilmiyorum hani iletişimde yani karşılığı belgesel doğru mudur bilmiyorum anlamında... ama. Biz belgesel izleyicisi olma anlamında Türk yani, halkı olarak daha gerideydik. Fakat reytingi daha düşüktü yani. Dijital kanalların özellikle İSTV'nin ortaya çıkması, sonra TRT belgeselin çok güçlenmesi, dijital kanalların ortaya çıkmasıyla Türkiye'de evet bir belgesele ilgi başladı diyebiliriz. Ama bizim başladığımız yıllarda daha, haklısınız. Evet. Daha da azdı ve dolayısıyla sizde bir kaygıyı da beraberinde getirmiş olsa gerek bu. Başarı elbette yani zaten bunun karşılığında da ödülleri toplamışsınız yani maşallah. Ama hakikaten o dönemde büyük cesaret ister yani böyle bir şeye girişiyor olmak veya böyle bir şeye sponsor bulmaya kalkıyor olmak dahi çok önemli bir başarı altı çizilisi bir başarı.
Tebrik ediyorum tekrar. Belgesel deyince zaten bizim aklımıza, bizim ailede Tekeoğlu ailesi geliyor. Yani Orhan Bey aklımıza geliyor. Hem de naif duruşunuzla efendim hocamızı da zaten yakinen tanıyoruz. O anlamda hakikaten takdir ediyoruz çalışmalarınızı, başarılarınızı. Hele de şu pandemi döneminde yaptığınız iş yani muhteşem bir şey. Fatma Kayacı'yı ikna etmek, Fatma Kayacı'ya böyle bir belgesel oluşturuyor olmak. Bunun hikayesini sizden dinlemek isteriz Orhan Bey. Evet. Belgesel çekmek gerçekten çok zor. Türkiye'de hele hele belgesel çekmeye karar veren kişiler ciddi bir zorluğun altında kendini bulurlar. Önce tabii maddi anlamda bulurlar. Çünkü günümüzde belgesellere Kültür Bakanlığı'nın bir desteği var. O da kaç kişiden kaç kişiye verebiliyor. Onun dışında kendi imkanlarınızla çekeceksiniz. Kolay yerde belgesel çekmek, herkes yapabilir bunu. Demek ki ben şeyi seçmişim, yani zor koşullarda belgesel çekmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani zor işi, daha da zor koşullarda. Evet yani. Acaba işi zorlaştırıyor muyum? Biraz da öyle bakmak lazım. Biz İFAKAT'ın birkaç görüntüsünü çekmek için ciddi anlamda zorlukları yaşadık. Kamyon yüklü, kamyonun üstünde ot yüklü bir sahneyi çekmemiz için yaklaşık 5-6 saat bir bekleyişimiz oldu. Çünkü sis geliyor, kamyonu kaybediyoruz, görmüyoruz. Ve çekim yaptığımız yer Türkiye'nin en tehlikeli virajları. Bakın, en tehlikeli virajlarından biri değil. En tehlikeli viraj. O gene, değil mi? Gene. Hatta dünya sıralamasına giren bir dağ. Yeri tam olarak neredeydi? Yeri tam olarak nerede o virajların? Yani yani Uzungöl'ün arka yamaçlarından Bayburt tarafına giden bir yol. Birinci Cihan Savaşı sırasında Ruslar açmışlar o yolu. Yılan gibi kıvrılıyor. Evet. Yol yani şöyle böyle. Kamyona saman koydular. Samanın üstüne kadınları oturttular. Yol daracık. O gene geçidi. Yani hatta İFAKAT'tan alıntılar yapıp hala Google'a girerseniz hala o görüntüleri çevirirler. Böyle fanatik Trabzonlular vardır. Evet. O görüntüleri sürekli çevirirler ve kamyonun üstündeki saman böyle sallanıyor. O yani virajı dönerken ve uçurum aşağısı korkunç bir uçurum. Ve onun bir de sis geliyor, yağmur geliyor. Yani bayağı tehlikeli bir çekim. Hindistan'da gösterirler böyle tam hani uçurumun başladığı yer ve bir otobüsün geçeceği kadar bir yoldan otobüsün öyle bir yer hayal ettim. Kayalık şeyleri gösterirler böyle YouTube'larda falan, YouTube filmlerinde. Demek ki öyle bir şeye artı sis ve yağmuru ekleyerek düşünün demek istiyorsunuz herhalde. Evet, şimdi bu yetmezmiş gibi 2019 yılında da 2020 yılında da bu pandemi işte ortaya çıktıktan sonra biz kararı, yani belgesel kararımızı daha önceden vermiştik. Pandemi diye bir şey hiç hayal etmemiştik. Evet. Yani. Ama belgeseli çekeceğiz ama pandemi dönemi ciddi anlamda zorluklar yaşadık. Yine zorluklar peşimizi bırakmıyor. Bizim kahramanımız, belgeselimize konu olacak Fatma Kayacı'yı ikna etmek gerçekten o virajlardan, o tehlikeli virajlardan, bir önceki belgeselimizdeki virajlardan dönmekten daha zor. Çünkü kadın yaşlı, biraz da rahatsız. Tabii ki sağlığını düşünüyor. Dolayısıyla biz ciddi anlamda orada bir zorluk yaşadık. Çekim yapıp yapmayacağımızla ilgili. Tabii önce yapamadık. Kabul etmedi. Kabul etmedi değil tabii mi? Kabul etmedi. Gittik. Kabul etmemesinin temel altındaki sebep... Sağlık. Yani kendi şimdi sağlığım... geliyorsunuz, bana bulaştıracaksınız COVID'i diyor. Heh, anladım. Dolayısıyla tamam. Biz de şimdi, çünkü dağbaşı, biz orada yaşamıyoruz. Sonuçta çekim yapacağız ve aşağıya şey ineceğiz, merkeze ineceğiz, sabah tekrar geleceğiz. Gidip gelirken siz mikrop kaparsınız bir yerden, bana da bulaştırırsınız diye. Herkesin herkesten tedirgin olduğu bir dönem. Evet, evet, evet. 2020 Ağustos ayıydı. Evet, 2020 Mart'ında kapandık zaten. Evet, evet. Olarak da. Evet. Dolayısıyla böyle bir zorlukla en sonunda işte o Karadenizli, ben Karadenizli, ikimiz de inatçı.
Dolayısıyla... İkna edildim. İkna ettik en sonunda. İyi ki de ikna etmişsiniz. Evet. Arka planda dönüyor Fatma Kayacı'nın belgeseli ama şimdi dilerseniz kısa bir böyle tanıtım filmi var bildiğim kadarıyla. Evet. Onu izleyelim. Akabinde tekrar devam edelim. Ne dersiniz? Tamam. Özlem'le yaylaya çıktığımızda bizi karşılayandı. İşte biz kış gelip göçtüğümüzde o oradaydı, yine bizi uğurlayandı. Fatma Kayacı çok genç alındı, çıktı Karakusura. Oradan 55 sene orada kaldı, aşağı hiç inmemek şartıyla. Bizim burada bazen 1,5 metreyi buluyka, ulaşım yok. Ali Aydar burada eldi ta çenazesini gittik, kömdük, ne mezara da ne pir. Ha burada kaldı. Baskı da yaptı ona ailesi, abisi. Sen sebep oldun ona, sen öldürdün onu falan. Epeycik uyudum o. Hala al beni bu peşinden de vereceğim ki sivur kalıyor. Sahip miydi ondan sonra? Korkardım geceler ateşe ne yaparım? Korktuğuma uğradım oğlum. Çok zor koşullar altında bir yaşam veriyor oralarda. Katliyen içimizden birini ona ben yaslanayım, ben işimi ona diyeyim, o halletsin diye bir şey yok. O kadar kötü. Sahiplendiği yerde hala iki kişinin kollarıyla saramayacağı yürgen ağaçları vardır. Devasa kızıl ağaçlar vardır. Ege'de yaşadım bu zamana kadar. Bırak. Ben çektim ipeli. Anca Allah bilir. Ne diyeceğim da oğlum? Öyle haldayım ben Ege'de ya. Evet, hakikaten çok etkileyici. Yani nelerle karşılaştınız? Dilerseniz siz de bahsedebilirsiniz. Nasıl uygun görürseniz. Biraz daha o belgeselin çekiliş serüveninde, proses aşamasında diyelim değil mi hocam? Daha literatür tabiriyle. Yani eşim Orhan Tekeoğlu zaten tehlikeyi çok seven bir insan. Sade Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi değil. Bir kere ifakatta hayati tehlike atlattılar. Uçurumda kadınları yürütürken sırtında yüklerle bir kadın düşme tehlikesi yaşadı. Yine bu Ogene geçidindeki çekimlerde o kamyonun hani çok tehlikeli bir şekilde yol alması ve üstünde kadınların oturması. Gerçi onlar alışkın ama. Tabii canım, onlar gene de, şey değil o. Ama rutin, gene de rutin hayat bildiği tabii bir takım hani riskler oluşabiliyor. Yine Vargit zamanı 2019 yılında. Evet. Vicdan muhasebesi yapan oğluyla ilgili baş karakteri belgeselin. Orada da eşim ve çekim ekibi araba kaydı, düşüyordu, uçurumdan aşağı başka şeyler yaşadılar. Gene Fatma Kayacı da benzer. Yani tehlike onun adı diyelim yani. Siz gittiniz mi beraber? Ben çekim şöyle bir prensip kararımız var. Ben finansman bulma, ekipleri oluşturma ve festival trafiğini yürütme anlamında işin o kısmına bakıyorum. İşin çekim kısmını yani ekiple yönetmenliğini çekim, Orhan yönetiyor. Sadece iki filmde birlikte çalıştık. Biri 2017'de Mübadele ile ilgili yönetmenliğini benim yaptım ama eşimin çok ciddi ve kudretli desteği olduğu İki Yaka Yarım Aşk. Bir de birazdan fragmanını izleyeceğimiz Paramparça isimli belgesel. Orada iki filmin de setinde oldum. Çünkü yönetmenliğini de yürütüyordum. Bir de eşim uzun metrajlı bir film çekti, Öyle Sevdim Ki Seni. Tek uzun metrajlı kendisinin filmidir. 42 kişilik bir set vardı. Zorlu bir filmdi. Trabzon'da çektik.
Rusya'dan gelen kadınların Trabzon'da başına gelen olayları anlattığımız ve dağılan Karadeniz ailelerini anlattığımız Öyle Sevdim Ki Seni isimli uzun metrajlı bir filmdi. Onu da sinemalarda oynadı. Kanal D'de de oynadı onun şeyi. Orada da sette bütün trafiği yürütüyordum. Çok kalabalık bir setti çünkü. Ama belge, yani Karadeniz belgesellerinde eşim çekim ekibiyle birlikte süreci yönetiyor. Ne güzel. Orhan Bey, eşinizle aynı mesleği, gerçi hocam akademik tarafta da, sizin de akademik tarafınız var, onu da biliyorum Bu arada. Ama sinema tarafında, belgesel tarafında aynı işi yapıyor olmak nasıl bir duygu? İşin zor tarafları var mı? Olmaz mı? ben biraz dağınık çalışıyorum. Eşim çok disiplindi. Dolayısıyla zaman zaman bu dağınıklık ve disiplin konusunda biraz çatışıyoruz. O zaman bu artı eksi ama yani. Evet, o, evet. Normal o, bir şey. O yönden çok şey, çok planlı, çok düzenli. Zaman zaman bu plan ve düzen beni biraz sıkıyor tabii böyle. Çünkü ben biraz daha dağınık çalışmayı seviyorum. Ama bunun çok faydasını görüyorum tabii yani. Bana yardımları konusunda. Yaratıcı fikirleri var. Ciddi anlamda. Ben biraz böyle ağacın dalı, dalının yaprağı, yaprağındaki çizgilere kadar inerim böyle. Zaman zaman şeyi kaybederim böyle. Gelip sarsar beni. Bak sadece ağaca bak der. Bak daha farklı şeyler görebilirsin. Detay çok detaycı. Tarafında. O detaylarda kayboluyorum. O nedenle o konuda beni çok ciddi anlamda uyarır ve beni kendime getirir. Dolayısıyla çalışmama devam ederim bu şekilde. Benim sağ kolum. Böyle bir dürtü lazım ama değil mi? Evet. Şimdi hocam şöyle bir durum. Sizde de var o özellik. Mühendissiniz çünkü. Orhan da Türkiye'nin ilk borsa editörlerindendir. Yani 3 kişi ilk borsa yazıları yazmaya başlayan gazetecilerden ve dolayısıyla rakamlarla oynayan bir insan. 80'lerden özellikle. Evet. Yani detay çok önemli mesleğinde. Tabii ki belgeselde de detay çok önemli. Çünkü seyircinin karşısına çıktığınız zaman öyle sorularla karşılaşıyorsunuz ki. Yani sizin o soruları yanıt verebilmeniz için ciddi araştırma yapmış olmanız lazım. Yani arka planında. O araştırma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Zaten Orhan işte onu ifade etmek istedi. O ağaca takılıyor, ben ormanı görüyorum. Yoksa eğer eşimi biraz hızlandırmasam 10-15 yılda biz ancak 2 belgesel çekebilirdik. Yani 8 tane eseri ortaya çıkaramazdık. Bu zaman siz de biliyorsunuz çok hızlı ilerliyor. Yani siz araştırmayla 1 yıl 2 yıl bile geçirebilirsiniz. Ama bir yerde bu araştırmaları sonlandırıp evet tamam deyip işin çekim kısmına yönelmeniz lazım. Bir kafayı kaldırıp bakmak lazım, evet, değil mi? Yani, evet. Bu anlamda önemli hakikaten. Evet. Ben şimdi size sormayacağım. Aynı meslekten birisiyle çalışıyor, hayatı paylaşıyor olmak nasıl bir şey diye. Çünkü bu programı eşim de izleyecek. Gene yaptığın yapacağını sadece Orhan Bey'e soruyorsun. Neden Nurdan Hocam'a sormadın falan demesin. Anlattınız zaten. Evet. Evet. Görev ifade edilmiştir yani. Peki, malum programımızın adı Geleceğin Koridorları. Geleceğin Koridorları'na geçmeden mübadeleden de bahsedelim biraz. Evet. Yani, evet. Çünkü mübadele de önemli bir çekim, önemli bir belgesel. Aslında Türk siyasi tarihinde ve Cumhuriyet tarihinde aslında yaşanmış çok önemli olaylardan bir tanesi. Onu biraz sizden dinlesek. Evet. Ben 3. kuşak Selanik mübadeliyim. Dedem öldüğünde, vefat ettiğinde ben 13-14 yaşlarındaydım. O 1. kuşak Selanik'ten çocuk yaştaymış. 12-13 yaşlarındaymış. Teyze ve anneannesiyle gelmiş. Ve İzmir Karaburun'a yerleştirilmiş. Anne ve babasını Balkan Harbi'nde kaybetmiş çete savaşlarında. Ve yetim öksüz olarak anneanne ve teyzeyle geliyor. O burukluk bizim ailemizde çokça hissedilir. 2. kuşağı, oradan 3. kuşak olarak bana geçmiş. 1923 yılında Lozan Mübadele Anlaşması yapılıyor. Bu sene 100. yıl dönümü. Evet.
Selanik'ten ve Yunanistan'dan 500 bin Müslüman Türk Türkiye'ye geliyor. Oradaki evlerini, bahçelerini, mezarlarını, komşularını, evcil hayvanlarını, her şeylerini bırakarak gemilere binip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gösterdiği yerlere yerleştiriliyorlar. Türkiye'den de 1 milyon Rum aynı şekilde Yunanistan'a yerleştiriliyorlar. Ne buradan giden 1 milyon Rum orada sıcak bir şekilde karşılanıyor, ne de oradan gelen 500 bin Müslüman Türk burada çok sıcak bir şekilde karşılanıyor. Ve yabancılık yaşıyorlar ama buralar bizim ana vatanımız. Cumhuriyet kurulmuş, Kurtuluş Savaşı bitmiş diyorlar. Tabii ki sıfırdan hayat mücadelesine başlıyorlar. Bu burukluk, bu yarım kalmış mutluluk benim içime dert olmuştu. Orhan da bayağı film üretmişti 2017'ye kadar. 7 yıllık süreç zarfında birçok film ortaya çıkardı. Dedim ki bu sefer sen bana yardım edeceksin. Ben dedemin hayatından esinlenerek bir kısa film çekmek istiyorum. Ve İki Yaka Yarım Aşk ortaya çıktı 2017 yılında. Rahmetli Sezai Aydın ve duayen sanatçımız Selda Alkor başrollerde oynadılar. İstanbul ve İzmir Karaburun'da çektik. Antalya Film Festivali'nde gösterildi. Antakya Film Festivali'nde özel jüri ödülü aldı. Yurt dışı festivallerde güzel bir festival yolculuğu oldu. Bu biz çok ilgi gördük. Bu kısacık bir film de olsa çok ilgi gördük. Ve bir konu geldi önümüzde. Bodrum'da Girit mübadele kültürünü unutturmamak için müthiş mücadele eden bir kadın karşımıza çıktı. Bodrum Giritlileri Derneği Başkanı, onun da dedeleri Girit'ten gelmiş mübadele sırasında ve Bodrum'a yerleştirilmiş. Giderseniz Bodrum Deniz Müzesi'ni lütfen gezin. Oradaki tekneli maketlerinin hepsi kendisinin eşinin yaptığı maketlerdir. Hatta Cumhurbaşkanımızda da, Sayın Tayyip Erdoğan'da da bu maketlerden bir tanesi vardır. Ve Bodrum'da Girit Müzesi. Evet, Deniz Müzesi. Deniz Müzesi. Bodrum Deniz Müzesi. Ve açılışını da Cumhurbaşkanımız yapmıştır. Çünkü bütün bu Girit'ten gelen mübadiller orada balıkçılık, sünger toplayıcılığı ve teknecilik konusunda öncü olmuşlar. Bodrum'u insanlarına meslek kazandırmışlar. Bu Zehra Hanım'ın, yani filmimizin, belgeselimizin ana karakterinin birinci kuşaktan başlayan zorlukları anlattığı bir belgesel. Güzel bir festival yolculuğu yapıyoruz. Bugün bir basın toplantısına gittim. 11. İpek Yolu Film Festivali'nde özel gösterime alındı. Çok güzel. Buradan da duyurmak isterim. 16 Aralık Atlas Sinemasında saat 17.30'da gösterimi gerçekleşecek. İzmir Film Festivali'nde gösterildi 2 hafta önce. Girit'te 2 festivalde gösterildi, finalistti. Güney Amerika'da bir festivalden de ödül aldık. En iyi görüntü ödülü aldı. Yolculuğumuz devam ediyor. 62 dakikalık bir belgesel. Bu şekilde. Çok, çok güzel. 17 Aralık'ta Baharız Münasebeti'yle. 17 Aralık'ta ben olacağım, Konya'da olacağım. O münasebetle ben katılamayacağım ama mutlaka izleyicilerimizin İnşallah. Orada olmasını tavsiye Sevinirim. Ediyoruz. 16 Aralık Atlas Sineması 17.30. Evet. Bekliyoruz. Evet. Oradan da kısa bir fragmanımız ya da Tabii. şeyimiz var mı? Gösterimiz evet, varsa. Evet var. Aslında fragman onu, var. Onu da izleyelim isterseniz. Ondan Tabii. sonra Tabii. devam edelim. Memnuniyetle. Olur mu? Tabii. Yıl 1924, yer Girit'in kuzeyinde İspinalonga Adası. Adada yaşayan Müslümanlar küçük bir tekneyle dev dalgalarla boğuşarak dedem, anneannem, anneannemin annesi Bodrum Kumbahçe'ye geliyorlar. Rumların terk ettikleri eve yerleşiyorlar Kumbahçe'de. Dedem benim tutucuydu. Biraz aksi bir adamdı.
Her gün oturur Kumbahçe'de, denizi izler ve Girit'e gün döneceğinin hayalini kurardı ki Kumbahçe'deki bütün Giritliler bunu hayal ederdi. Herkes denizde uzaklara bakar. Ne zaman geriye döneceğiz, ne gün bizi tekrar geriye alacaklar diye ki maalesef böyle bir şey olmadı. Herkes burada öldü. Zorluğu yokluğu yaşamış insanlar. Rahmetli dedemle büyük babamla beraber birlikte iki kişi el ele vererek defalarca yapmışlar. Defalarca yıkılmış, tekrar yapmışlar. Bitti demişler, yeniden başlamışlar. Artık olmaz demişler, yeniden kalkmışlar. Çok hem güzel hem hüzünlü yıllardı tabii ki. Öyle bir şey yoktu çünkü onlarda ailece baskı vardı, şey vardı. Biz gayet modern yaşama şeklimiz çok farklıydı. Evet, bu da çok etkileyici ve çok önemli bir kurgu, çok önemli bir belgesel. Daha da ödülleri bol olsun diyelim. İnşallah, yani, sağ olun. İnşallah. Hem sizin hem de değerli hocamızın yapmış olduğu eserler hakikaten çok önemli. Kanıtlar açısından işte, yani yaşadığımız dönemin kanıtları iz bırakması evet. Açısından çok çok önemli. İnşallah hak ettiklerini bulurlar, hak ettikleri ödülleri alırlar diye ümit ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum hakikaten bu anlamda. Şimdi biraz geleceğin koridorlarına doğru yön alalım. Yönümüzü oraya doğru çevirelim, ne dersiniz? Sinema sektöründe, belgesel tarafında da değerlendirebilirsiniz belki. Nasıl buluyorsunuz teknolojik ve dijital dönüşümü? Bu alanda acaba ileriye dönük neler bizi bekliyor? Ben bir örnek verebilirim girizgah yapmak açısından. Olur, nasıl inceleyeceğiz? Öğrencilerimle de bu örneği paylaştığım için Lexus otomobillerinin reklamı için 4 yıl önce yapay zeka kullanılmış. Yapay zekaya demişler ki son 10 yılda çekilen bütün otomobil reklamlarının senaryolarını araştır. En başarılı olanları seç, önümüze getir. Evet, evet. Ve yapay zeka bu işi yapıyor. Ve daha sonra da demişler ki en başarılı olabilecek senaryoyu yaz bu örneklere göre. Şimdi sen yaz. Ve ortaya çıkar. Ve hakikaten derin senaryoyu olanlar. Yapay zeka ve hatta şeyde Google'da vardır o reklam. Evet. 4 yıl önce durmaktadır. Yazılıyor. Ve çok başarılı bir Lexus otomobillerinin reklam filmi oluyor. Evet. Ve dönmeye de devam ediyor. Yani dolayısıyla Hollywood'a da girdi. Yapay zeka uygulamaları çokça Hollywood'da da kullanılıyor. Ağırlıklı olarak yapay zeka üzerinden mi? Endişe duyulacaksa endişe veya gelişim diyeceksek gelişim tarafı. Ağırlıklı olarak yapay zeka üzerinden mi düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Sinema açısından düşünecek olursak tabii dünyada özellikle Hollywood bu konuda çok ileride. Bununla ilgili çok film izliyoruz bilim kurgu anlamında. Dolayısıyla biz Türkiye'de henüz emekleme aşaması bile diyemeyeceğimiz bir aşamadayız ama belgesel konusu söz konusu olunca orada biraz düşünmek lazım. Çünkü belgeselde ağırlıklı olarak evet bir şeyi gözlemliyoruz ve ona bir yorum katıyoruz ve bir şekilde onu insanlara sunuyoruz. Duygu çok önemli. Dolayısıyla robotik yaklaşımlarda bu. Biraz o belgeselle ne zaman uyum sağlar yerini bunu tutmaz herhalde çok uzun bir süre sonra. Ama şunu biliyoruz ki dünya gerçekten dijitalleşiyor. Çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydediliyor. Çok küçük bir şey anlatmak istiyorum. Benim gazeteciliğim döneminde dönemin bürokratı vardı. Şu anda şey yapamıyorum. Geldi bize bir basın toplantısı düzenledi. Geldi biz de merakla bekliyoruz. O zaman sadece TRT vardı televizyon kanalı olarak. Bütün basın mensupları bekliyoruz. Geldi masanın ortasına bir tane zeytinyağı kutusu gibi bir şey koydu böyle. İşte arkadaşlar dedi. Türkiye iletişimde çağ atladı. Şimdi size bunu göstereceğim dedi. Biz de merak ettik tabii nedir, nasıl bir şey. Ben de merak ettim. Çıkardı kutuyu, gösterdi.
Kablolu telefon, kablosuz telefon ilk defa. İlk defa. Kaç bu? 80'li yılların ortaları. Aa. Evet. Hatırlarsanız herkesin arabasında böyle taşırdı. Tabii eski Aselsanlar vardı. Evet. Yani, evet. İşte o zaman Aselsan, Teletaş gibi kurumlar vardı. Bilmiyorum. Belki de onlardandı. Netaş vardı galiba. Netaş vardı. Teletaş vardı. Aselsan vardı. Evet. Böyle kuruluşlar vardı. Onlardan bir tanesinden herhalde yapmış bunu falan. Ciddi anlamda etkilenmişti ilk defa. Kablosuz yani seyyar telefon. İlk defa tanıştık böyle bir şeyi. Nasıl diye baktık böyle. İşte Türkiye telekomünikasyonda çağ atladı şeklinde algıladık olayı. Şimdi aradan 40 yıl geçince düşünüyorum şimdi. Bakıyorum şimdiki cihazlara. 40 yıl sonra, 50 yıl sonra nerede olacağımızı artık tahmin bile edemiyoruz. Çok ciddi anlamda özellikle 2000'li yıllardan sonra hızlı bir şekilde hem internet üzerinden hem de diğer araçlardan çok hızlı bir gelişme gösterdik. Her şeyi kayıt altına alabiliyoruz. Evet, tabii. Evet. Tabii Orhan daha çok şey kısmını çok iyi biliyor. Yani kameraları çok iyi incelediği için. Yani çekim teknolojisini o daha çok takip ediyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. Eskiden film festivalleri, yani şu anda film festivalleri var. Cep telefonuyla çekilen filmler için film festivalleri var. Yani o kadar ilerledi ki cep telefonu teknolojisi. Neredeyse bir Sony kameraya ya da onun muadiline yakın ayarlamalar yaparak cep telefonunuzla film çekebiliyorsunuz. Ve onun çektiğiniz filmin de festivalleri ve yarışmaları var. Anladım. Yani hakikaten ifade ettiğiniz gibi teknolojik ve dijital dönüşüm yoğun bir şekilde aslında film endüstrisinde var ama belgeselde Orhan Bey'in ifade ettiği gibi acaba o duyguyu hangi dönemde verecek bu soru işareti şu anda ifade ettiğiniz gibi. Efendim programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hı hı. Çok keyifli bir sohbetti. Zamanın nasıl geçtiğini de anlamadık. Sizin belgeselleriniz zaten hakikaten daha anlatılacak çok şey var, konuşacak çok şey var ama inşallah dediğim gibi başarılarınızın devamını diliyorum, daim olsun diyorum. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alabiliriz. Ondan sonra da programımızı yavaş yavaş kapatalım. Siz de programa başlamadan önce sohbetimizde bir kitap yazdığınızdan, güncelerinizden bir kitap oluşturduğunuzdan söz etmiştiniz. Orhan belgesellerden söz etti. Biz çok yazı kültürü, yani sözel kültürün insanlarıyız daha çok. Evet. Ben diyorum ki herkese şimdi gittiğim toplantılarda da lütfen yazın. Her şeyi yazın, fotoğrafları çekin, saklayın. Bunlar hep yarınlı. Çünkü çok çabuk tüketen bir toplum olduk. Aynen öyle. Dijitalleşme çok hızlı, unutuyoruz. Geçmiş çok çabuk unutulacak. O yüzden bunları kayıt altına almalıyız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum katılımınız için Orhan Bey. Evet, ben de Nurdan Hocam'a katılıyorum. Çünkü zaman hızla geçiyor ve bu hızlı geçen zaman içerisinde birçok şeyi ıskalıyoruz. Dolayısıyla biz de öğrencilerimize özellikle yaşlılarınızı alın konuşturun. Onları kayıt altına alın. Videolarını çekin. Onlara sorular sorun. Ve onları bir süre sonra alın, kurgulayın. Güzel bir hikaye haline getirin. Aslında her şeyi çekmemiz lazım. Çünkü bir süre sonra eski halini bulamıyorsunuz. Ben mesela İstanbul'un eski haliyle şimdiki halini çok fotoğraflarla kıyaslamak istiyorum. Mesela en büyük hayalimdir. Dolayısıyla her bir şeyi çekmemiz ve kayıt altına almamız lazım. O hızların tekrarı, fotoğrafları falan var galiba onları kullanarak. Evet, çok güzel bir düşünce ve çok güzel bir proje olur aslında. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz. Efendim, Team TV'de Geleceğin Koridorları Geniş Açı programı bünyesinde Geleceğin Koridorları kuşağında bu hafta konuğumuz Tekioğlu ailesiydi. Çok güzel bir sohbetti, çok keyifli bir sohbetti. Katılımlar için tekrar teşekkür ediyorum. Ve günün anısına ben kendilerine Geleceğin Koridorları adlı yazmış olduğumuz kitabı da takdim edeceğim programımızın akabinde.
Efendim herkese iyi günler diliyoruz. İlim ve bilim üzere kalın diyerek saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir şehir, 24 saat yaşayan, geçmişten geleceğe köprü olan, dünyanın, medeniyetin, tarihin merkezi konumunda. Bir şehir, ulaşımın, lojistiğin, teknolojinin, ticaretin merkezi olan, dünyanın hayran kaldığı bir miras. İstanbul. Bir üniversite, sana değer veren, fikirlerini hayata geçiren, hayallerini büyüten, yarından önce olman gereken, dünyanın en güzel şehrinden geleceğe açılan bir kapı. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Burası başka bir dünya. 20 yılı aşkın tecrübesiyle büyük bir güç. 6 fakülte, 5 enstitü, 1 meslek yüksekokuluyla, araştırma ve uygulama merkezleriyle dev bir bilim üssü. On binden fazla öğrencimizle biz burada dünyanın gelişimine katkı sunuyoruz. Teknolojinin, bilimin, tekniğin, yeniliğin, araştırma ve geliştirmenin merkezinde yer alıyoruz. Fikirlere destek veriyor, gelişimin önünü açıyor, girişimin yanında duruyoruz. Sporun, sanatın ve kültürün içinde bir eğitim sunuyoruz. Gelecek için projeler üretiyor, sağlam yarınlar için çalışıyor, bilimi hayatın merkezine alıyoruz. Öğrencilerimizi iş dünyasının kalbinde eğitiyoruz. Huzurlu ve sakin sosyal imkanlarla bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Hayata mutlu bakıyoruz. Biz geleceğe burada hazırlanıyoruz. Bir farkın olsun diyoruz. Yarından önce olman gereken yer. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği HAÇIKO, İletişim Fakültesi TİM TV stüdyolarında öğrencilerle buluştu. Bugünkü konumuz hayvanseverlerle ilgili neler düşünüldüğü ve hayvanseverlerle ilgili merak edilen başlıklar, şiddet olaylarındaki basının rolü nedir? Hürriyet gazetesi köşe yazarı, sanatçı ve HAÇIKO kurucu başkanı Ömür Gedik, başkan yardımcısı avukat Yıltay Günay ile birlikte İletişim Fakültesi televizyon stüdyolarında Kanal D ana haber muhabiri İbrahim Konar'ın moderatörlüğünü üstlendiği Hayvan Haklarında Basının Rolü konulu keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Hayatının filmi nedir sorusuna verdiğim cevap HAÇIKO diyorum hep. Bu nedenle o filmin bir Hayvan Hakları Derneği kurmaya karar verdiğimde
ismi Hachiko olsun istedim. O sevginin, o sadakatin, o sınırsız ve karşılıksız sevginin anlamı bende. Çünkü o filmde çok fazla vardı. Derneğin adı da Hachiko oldu. Filmden geliyor. Köpeklerin oldukları yerde aşılanması, tedavi edilmesi ve yaşatılması gerekiyor. Gördüğünüz haksızlıklara sessiz kalmayı mutlaka şikayet edin. Hani siz o anda müdahale etmek tehlikeliyse mutlaka bize bildirin, biz devreye girelim vesaire. Bunları hep söylüyoruz. Söyleşinin ardından Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği ile üniversitemiz öğrencileri arasında Genç Hachiko Kulübü'nün temelleri atıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bir Genç Hachiko Kulübü kurulsun dedi. Bugün de tarih atıldı. Bizim işimiz aslında hayvan hakları ile ilgili bir şeyleri anlatabilmek ve iletişimi doğru kurabilmek. O yüzden hepiniz çok kıymetlisiniz. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı size. Olsun o halde. Genç Hachiko İstanbul Ticaret Üniversitesi Kulübü. Sizi alkışlayalım. Melda Erdem İletim Haber'de gelişmeleri aktardık. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Esen kalın.